Herkese günaydın. KP Talks'un 6. webinarından sizlere günaydın. Bugün çok kıymetli yine konuşmacılarımız var. Çok farklı konularda derinlemesine özellikle teknik ve idari tedbirler nedir sorusunun cevabını detaylı tartışarak cevap vermeye çalışacağız. Ben Selin Özbek Çitdöne. Mehmet Ali Göksal'la beraber moderatörlüğü üstleniyorum. Sözü ona bırakıyorum. Teşekkürler Selim. Herkese merhaba. Katılımcılar, dinleyicilerimiz de yavaş yavaş geliyor. Bugün altıncısını gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikteyiz. Yine güvenlikle ilgili ikinci oturum diyelim. Güvenlik çok önemli. Neden önemli? Hafta içerisinde kurumun konferans salonunda bir etkinlikteydim. Orada yapılan açıklama çok net gösteriyor. Kurumun verdiği cezaların ağırlıklı kısmı veri güvenliğine ilişkin ihlallerden kaynaklanıyor. Bunun dışında yine biz biliyoruz ki bu ihlallerin de önemli bir kısmı yine işte CryptoLocker gibi güvenlik önlemlerini almamaktan dolayı kurumların yaşadığı zafiyetlerden kaynaklanıyor. Aslında onların ne olduğu ve nasıl önlemler alınması gerektiğini iki etkinlikte değinmeye çalışıyoruz. Bugün de çok değerli konuklarımız var. Bilgin Metin Hocam bizimle birlikte. Bilgin Hocam Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıyor ve hepinizin bildiğini düşündüğüm üzere KVK ilk yürürlüğe girdiği günden bu yana KVK ile ilgili bizim bütün çalışmalarımıza konuyla ilgili bu alandaki bütün çalışmalara destek veriyor. Kendisinin bilgilerinden biz hukukçular olarak son derece yararlanıyoruz. Okan Metiner meslektaşımız avukat CK Enerji'de görev yapıyor. O da yoğun bir şekilde KVK şu anki uğraş alanı. Şirvan Hanım, Şirvan Tanrıkulu, Koç Sistem. Ben hala aklıma Koç deyince Koç Unisys geliyor. Çok eskilerden kalmışım. Koç Sistem'de görev yapıyor. Ve yine bu alanla ilgili teknoloji geliştirme dahil olmak üzere ciddi bir uğraş alanı var. Birlikte bugün kurumun son dönemde yayınladığı bir karardan yola çıkarak güvenlik konusunu ele alacağız. Bu anlamda bunu ele alırken de 6 Temmuz 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerine ilişkin 2019'a 12 sayılı bir genelge var. Bu genelge doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberini Temmuz 2020'de yayınlamıştı. Bu Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinin üzerine Ekim 2021'de Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Tedbirleri Rehberi yayınlandı. Ve şimdi geldiğimiz yerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun daha önce kişisel veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlere ilişkin yayınladığı bir rehberimiz vardı. Bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir duyuru yaptı. Hocam, buyurun sizi dinliyorum. Bunları nasıl bağlamalıyız? Bağlamalı mıyız? Bunlar birbiriyle ilişkili şeyler mi? Nedir durumumuz? Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle hukukçular ve bizler teknik insanlar olarak bu kişisel verilerin korumasına daha sistematik bir şekilde yaklaşmak istiyoruz. Ve bu konuda yararlanabildiğimiz tüm kaynaklardan istifade etmek arayışındayız. Şimdi ilk başlarda gördük ki bu teknik ve idari tedbirler var. Bunlar işte ISO 27001 maddelerinin bir özetinden oluşuyor. Dolayısıyla hani bu tedbirleri uygularken 27001 gibi bir kaynaktan da faydalanalım. Diğer kaynakların yılında gibi düşündük. Düşünüldü.
Tabii burada şöyle şeyler de ortaya çıkıyor. 27.001 yaptığınız zaman yazdığını yap, yaptığını yaz gibi bir yaklaşımı var ve işin dokümantasyon kısmı çok ağır gelebiliyor. Yani burada 40 tane madde var. Ben bu 40 tane maddeyi düzgün bir şekilde yapılmak için başka bir kaynağa gidiyorum. Ama o kaynak da aslında kendi içerisinde zorluklar ve karmaşıklıklar içerdiği için artık oradaki o denetleyen, teknik işlemi yapan kişinin deneyimi ölçüsünde faydalı sonuçlar elde ediyorum. Halbuki bizim hani bir süreçten beklediğimiz, sistematik bir yaklaşımdan beklediğimiz, herkesin belli bir kaynaktan faydalanıp bu işi sonuna erdirmesidir. O yüzden ben en son bu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberinin kişisel verileri koruma kanunu uyumluluğu konusunda da yeni bir bakış açısı getirdiğini ve bu alanla ilgilenen herkesin oraya bir bakması gerektiğini düşündüğüm için size çok kısa bir sunum da hani hazırladım burada. Çok İnanıyorum ki teşekkürler. buraya bakan, göz atan herkes son derece faydalanacaktır. Dolayısıyla tabii oldukça kapsamlı bir rehber. Ben burada sadece ve sadece önemli noktalarının altını çizdiğimi hatırlatayım. Çünkü rehber tamamıyla baktığımız zaman sadece bu noktalardan ibaret değil. Ama kişisel verilerle ilgili olan kısmı burayla alakalı diyebilirim. O yüzden şöyle çok kısa bir şekilde ekran paylaşmak istiyorum. Geldi mi acaba? Geldi. Şimdi burada hani iki tane konuya değineceğiz. Bunlardan birisi bu rehber ışığında KVKK'ya nasıl yaklaşırız olacak. İkincisi de KVKK kurumunun en son tavsiye ettiği kararları içeriyor olacak. Bu her iki konuya da değinmek istiyorum. Şimdi burada çok böyle seçkin bir dinleyici kitlesi varken biz Boğaziçi Siber Güvenlik Merkezi olarak neler yapıyoruz? Siber güvenliğe meraklı olan gençlere ücretsiz yaz kampları, kış kampları yapıyoruz. Çevrenizde yetenekli arkadaşlar varsa bize lütfen yönlendirin. Bir üniversite olarak işte Veri Koruma Derneği gibi derneklerle işbirliği yapıyoruz. Bu konuda çeşitli zirveler düzenleyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Onun haricinde de yani 2017'den beri siber güvenlik merkezimiz ayakta. İşte sızma testi ya da KVKK teknik danışmanlığı gibi danışmanlıklarla sektöre yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Şimdi kamuda bu zamana kadar daima bir düzenleme çabası olmuştu. İşte burada Sayıştay'ın bilişim sistemleri, denetimi rehberi çıktı. Kamu bilgi teknolojilerinin çeşitli rehberleri çıktı. Soma ile ilgili bir düzenleme yapıldı. En son 2017 yılında işte bu bilgi güvenliği yönetim sistemi olsun, kamu kurumları, kamu nete bağlansın, ISO 27001 bir standart olarak uygulansın dendi. Fakat bunların uygulamasında gerçekten büyük zorluklar çıktı. En son 6 Temmuz 2019'da burada Mehmet Ali Hocam'ın dediği gibi bilgi ve iletişim güvenliği tedbirleri konulu bir genelge yayınlandı. Bu genelge çıktığı zaman biz ilk önce şöyle zannettik. Çünkü bu öncelikli olarak Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın. İşte bulut kamu kurumları bulut kullanılmasına kısıtlamalar getirilsin deyince biz bunun devamının nasıl geleceğini çok da tahmin edememiştik. Ama daha sonra bir yıl sonra işte rehber yayınlandığı zaman ve ondan yaklaşık bir 15 ay sonra 2021'de de denetim rehberi de çıktıktan sonra oldukça kapsamlı bir çalışmayla bu kapsamlı çalışmayı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK beraber yürüttüler ve burada üniversitelerden, sektörden çeşitli paneller yapılarak onların da fikirleri alınarak bir istişare yoluyla bu rehber oluşturuldu. Bunun çok daha kapsamlı bir rehber olduğunu, çalışma olduğunu anladık. Şimdi daha önce demiştik hani ISO 27001 zaten oldukça kapsamlı, güzel bir rehberdir. Daha sonra yine geçtiğimiz günlerde bu bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin ISO 27001 ile bağlantısına ilişkin olarak bir haritalama çalışması da çıktı. Burada mesela şu şema üzerinde de 27.001 ile rehberin bağlantısını görebiliyoruz. Bu haritalama çalışması çıktı derken ayrı bir yayın mı hocam?
Evet, yani dijital Tamamlamak dönüşüm ofisinin tavsiyesi bu lazım. rehber konusunda şudur. Eğer halihazırda ISO 27001 gibi bir çalışma yürütüyorsanız bu rehberi o kapsamda ona entegre edin. Bunu dediği için zaten 27001 uyguluyorsam acaba ben nasıl bu dijital dönüşüm ofisinin bilgi ve iletişim güvenliği rehberine uyumlanırım diyerek böyle bir haritalama çalışması çıkarttı. Böylece dijital dönüşüm ofisinin rehberindeki maddelerle 27001 maddeleri arasında çeşitli ilişkiler kuruluyor. Yani bana kalırsa benim en çok hoşuma giden nokta şu oldu. Burada normalde bir ISO 27001'de de bir varlık envanteri çıkartılır. Biz burada da bir varlık envanteri çıkartıyoruz. KVKK uyum çalışmalarında da bir varlık envanteri çıkartıyoruz. Neden? Çünkü bir kişisel veri envanteri çıkarttığımız zaman bu veriler nerede saklanacak, hangi ortamda saklanacak bunu bilmemiz gerektiği için bu veri varlık envanterini çıkarttığımız en kritik noktalardan birisiydi. Bu dijital dönüşüm ofisinin rehberi diyor ki varlıkları oluşturduktan sonra bunları çeşitli kategorilere ve gruplara ayır diyor. Bu 27001 çalışmalarından ve KVKK çalışmalarından farklıdır. Risk yaklaşımı ISO 27001'in özünde de vardır. KVKK teknik ve idari tedbirlere baktığımız zaman da riskleri göz önüne alın der. Burada rehberin riske farklı bir bakış açısı getirdiğini görüyoruz. Burada varlıkların kritiklik derecesinin belirlenmesini ortaya koyuyor. Riske yaklaşırken çok farklı yaklaşımlar vardır. Siz tehditler üzerinden ilerleyebilirsiniz. Zayıflıklar, alınan tedbirler üzerinden ilerleyebilirsiniz. Ama burada kritik varlıklarım nedir? Onları belirleyeyim. Onlarla ilgili rehberde alınması gereken tedbir maddeleri var. Bunları uyarlayayım. Ve de bilgi varlıklarını birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece gibi sınıflandırayım. Eğer hani çok kritik bir varlık değilse daha sayıda tedbir alayım, daha gerçekçi olayım. Ama çok kritik bir varlıksa daha çok tedbir alayım gibi bir yaklaşım sunuyor. Şimdi ISO 27001'deki en büyük zorluk bizi bir dokümantasyon yüküyle baş başa getiriyor. Yani ufak bir KOBİ'nin 27001 uygulamasında hani bir tedbirleri alacak, bunları yapacak, bu zorluğunu ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Şimdi peki bu rehber, Cumhurbaşkanı rehberi kimler, hangi kurumlar bu rehberle denetimlerini yaptırmalı? Burada hani kamu kurumları, her türlü kamu kurumu, belediyeler, tüm hepsi bu denetim kapsamına alınmış durumda. Daha sonra kritik altyapılar. Kritik altyapılar dediğimiz zaman bunlar hani daha önceki kamu rehberlerine baktığımız zaman nelerdi? İşte elektronik haberleşme, enerji, finans, ulaştırma, su yönetimi, kritik kamu hizmetleri sektörleri. Böyle düşündüğümüz zaman birçok finans kuruluşu da kritik altyapı olarak değerlendirilecektir. Ve rehber bize ne diyordu? Halihazırda belli bir yönetim sistemi uyguluyorsanız onunla uyumlu olarak bunu yapın. Dolayısıyla bugün bir finans şirketi bir KVKK uyumu yapmak istediği zaman doğal olarak bir taşla iki kuş vurmak isteyecektir. Ya bana öyle bir uyumluluk çalışması yapın ki ben tekrar yorulmayayım. Bunu bilgi ve iletişim güvenliği rehberine göre yapın diyebilecektir. O yüzden hani hukukçularımız arasında da böyle bir farkındalık oluşmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Rehber çok... Hocam bu noktada ben yine bir araya gireceğim bu konuyla bağlantılı olduğu için. Şimdi kamuda da benzer bir durum var. Şimdi 27001 denetimi var eğer şeyiniz varsa. Bu bilgi güvenliği ile ilgili dijital ofisin rehberi kapsamında bir denetim faaliyeti var. Onun dışında KVK zaten bir denetim zorunluluğu getiriyor. Adı konmadı. Ne kadar periyotta yapılacağı yazmıyor ama makul olanı sanırım üzerinde uzlaştığımız her yıl o denetimin yapılması şeklinde düşünürsek bir KVK denetimi var. Sahip olduğunuz başka sertifikalar varsa bağlantılı onlarla ilgili denetimler var. Bunların hepsinin aslında baktıkları yer %60-%70 de ortak bir yer değil mi? Yani hani günün sonunda çok farklı yerlere bakmıyor. Teknolojik altyapıyla ilgili kişisel verileri içerecek şekilde güvenlik konseptine bakıyoruz.
Hatalı bir değerlendirme midir? Çok doğru söylüyorsunuz. Bu rehberin biraz daha böyle derli toplu bir çalışma olduğunu oradan söyleyebiliriz. Yani bu rehberin içeriğini özetlemek istersek, bu slaytta gördüğümüz gibi bir bu bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin bu uygulanması ile ilgili bir süreç var. Yani artık her kurumların iç denetim birimlerinde ISO 27001 belgesine sahip birisi varsa ya da bu ISACA'nın CISA dediğimiz Certified Information System Auditor sertifikasına sahip kişiler varsa bunlar bu iç denetimi yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya ya da bunları kendileri yapamıyorlarsa TSE tarafından yetkilendirilmiş şirketlerden bu hizmeti alabilirler ya da kamu kurumları başka bir kamu kurumlarından da bu hizmeti alacak şekilde bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla burada bunun bir uygulama süreci var. Onun ötesinde varlık gruplarına uygulanan tedbirler vardır. Benim en kritik varlıklarım neler? Ve yine onu da iki gruba ayırabiliriz. Ben bilgi güvenliği ile ilgili tedbirleri alacağım. Zaten KVKK'nın teknik tedbirlerinden biz buna biraz alışkınız. Burada ayrıca uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik tedbirler diye bir bakış açısı daha var. Ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili tedbirler bunun bir alt başlığını oluşturuyor. Yani siz aslında bu bilgi ve iletişim güvenliği rehberi çalışmasını yaptığınız zaman detaylı bir KVKK denetimi yapmış oluyorsunuz zaten. Ve de yine göreceğiz, rehberde açıklanmayan birçok muğlak gibi görünen birçok kavramın daha detaylı açıklandığını da görüyoruz. Burada normalde varlıkların envanteri çıkartıyorduk. Varlık envanteri çıkarttıktan sonra bunları şu şekilde ana başlıklar altında sıralamamızı istiyor bizim. Yani bu klasik 27.1 çalışmasından açıkçası farkı bu. Bu tarz gruplandırıyoruz. Daha sonra bunların içerisindeki kritiklik derecelerini belirliyoruz. Ve kritiklik derecelerini belirlerken normalde biz bilgi varlıklarının içerisindeki tuttuğu bilgilerin gizliliğine göre, bütünlüğüne göre, erişebilirliğine göre onların risklerini hesaplardık. Fakat burada bir sistem zarar gördüğü zaman, saldırıya uğradığı zaman ona bağlı kaç sistem birden çöküyor? Yani biz şirketin omurgasını oluşturan omurga anahtar çökünce hiçbir sistem çalışamaz. Ama sadece bir kenar anahtarla ilgili bir bozukluk olursa o bilgisayar bazlı 20 kişi etkilenir. Hani burada bağımlı varlıklar, bir sistem çöktü, bir sunucu çöktüğü zaman kaç kişi etkileniyor? Bir siber saldırı olduğu zaman bunun kurumsal sonuçları var mı? Sektörü etkiliyor mu? Ülkeyi etkiliyor mu diye biz yeni kriterler getirerek risk yaklaşımına yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu güzel. Peki bu çok karmaşık bir şekilde mi yapılıyor? Peki bunun yapılmasıyla ilgili bize ne sunuyor? Bize dediğim gibi biz eskiden riskin formülüne bakınca işte tehdit çarpı zayıflık falan diye çeşitli formüllerle biz bunu zaten yapıyorduk. Ama genellikle gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik üzerinden yapıyorduk. Burada hazır çok güzel anketler bize sunuyor. Bu anketlerin soruları da var. Bu anketlerin hani listeyi alıp çalışanlara, IT'deki çalışanlara, kurumdaki çalışanlara bu soruları sorarak bunların cevaplarını alıyoruz. Bu tabloda görüldüğü gibi yine bu rehberden alınmıştır. Puanlarını veriyoruz ve bu verdiğimiz puanlara göre bilgi varlıklarını birinci derece, ikinci seviye, üçüncü seviye gibi gruplara ayırıyoruz. Bu durumda hani daha az kritik varlıklar için daha az tedbir alıyoruz. Daha yüksek kritik varlıklar için daha çok tedbir alıyoruz ve buradaki takvime de dikkatinizi çekmek isterim. Bu 2020 yılında hani bu rehber çıktıktan sonra hani 2 yıl içerisinde bu tedbirlerin alınması gerekiyor ve bu önümüzdeki Temmuz ayında da bu sürede doluyor diğer taraftan. Şu an hani kamu kurumlarında böyle hummalı bir çalışma da bu alanlarda bahis konusu. Şimdi bu şeye bakalım. Dedi ki her seviye için farklı tedbir var. Bu ne demek oluyor? Buradan yine rehberden örnek bir sayfayı aldım. Mesela veri tabanı ve kayıt yönetimi diyor. Bakın tedbir seviyesi 1 diyor. İşte şunlar yapılacak. Eğer
Daha kritik bir varlıksa, orta dereceli ise şu tedbir seviyesi 2, bunları da uygulayacaksın diyor. Ya da çok kritik bir varlıksa tedbir bu şu 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 maddelerden de sorumlusun diyerek sistematik bir yapı sunuyor. Buradan hani arada hani çeşitli rehberden görüntüler alarak hani rehbere de değerli dinleyicilerimizin bir aşina olmasını sağlamaya çalışıyorum naçizane. İşte burada sistemlerimizi bu ağlar, uygulamalar, bunlara göre varlık gruplarına da hani ayırıyoruz. Burada hani enteresan bir nokta fiziksel mekanların bir varlık grubu olarak değerlendirilmesidir. Bunun da şöyle bir faydası pratikte olabiliyor. Çok şubeli yapılarda işte şu şubedeki bilgi varlıkları deyip onları sınıflandırma yapma kolaylığına sahip olabiliyoruz bu sayede. Şimdi tekrar buraya geldik. Ne demiştik? Rehberi biz, rehberin uygulaması ile ilgili yapılması gerekenler, onları bir tarafa koyuyoruz. Bir de varlık gruplarına uygulanan tedbirleri diye ikiye ayırıyorduk. Bak burada ağ ve sistemler, uygulama veri güvenliği, taşınabilir cihazlar bunlar bizim varlıklarımızı ayırdığımız sınıflardı. Bilgi varlıklarının üzerine, sunucular üzerine, işte switchler üzerine çeşitli tedbirler alıyoruz. Ama bir de burada bir başlık var. Uygulama ve teknoloji alanına göre de bazı tedbirler var. Çünkü biz alınacak tedbirleri sadece bilgi varlıklarıyla da sınırlayamayız. Alınacak bazı tedbirler tüm bilgi varlıklarını etkiler. Buradaki başlıklardan bir tanesi de kişisel verilerin güvenliği. Demek ki kişisel verilerin güvenliği ile ilgili her durumda, her ne olursa olsun bir denetimin yapılması gerekiyor. Orada rehberin işte 4.1 başlığı uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik tedbirler başlığında kişisel veriler güvenliğinin işte kayıt yönetimi, erişim kayıtları yönetimi, yetkilendirme, şifreleme, yedekleme, silme, yok etme, aydınlatma, açık rıza ve kişisel veri yönetim sürecinin işletilmesi gibi 8 başlık altına alındığını görüyoruz. Bu da bizim için bir yenilik. Bu da bizim için bir güzellik. Neden? Çünkü daha önce biz bunları teknik tedbirler, idari tedbirler diye ikiye ayırmıştık. Çünkü bu KVKK'nın kişisel veri güvenliği rehberi bu şekilde yapıyordu. Ve biz de hani rehberle daha uyumlu bir çalışma gösterebilmek için bu yaklaşımı izliyorduk. O yüzden bence rehber bize çok faydalı olacaktır. Rehberden bazı çok özet bir şekilde bazı sayfaları vermek istiyorum. Mesela kayıt yönetiminin altında şu tedbirleri alın diyerek tedbirin ile ilgili detaylı bilgiler veriyor. Burada tedbiri görüyoruz. Hani oldukça güzel açıklamalar var. Daha sonra bu tedbir maddesini verdikten sonra Hocam çok pardon. Sözünüzü unutmayın. Burada önemli bir şeye değineceğim. Şimdi bu rehberin bağladığı kurumlar, örneğin kritik altyapı işleten bir firma olsun özel sektörde, çalışan sayısı ve bilançosu itibariyle verbis kayıt yükümlülüğü altında olmasın. Burada hukuki bir sonuç çıkarmaya çalışacağım. Bu durumda verbis kayıt yükümlülüğü olmadığı için envanter yükümlülüğü de oluşmayacak normalde. Ama bu rehber hayır sen envanter hazırlayacaksın diyor sonuç olarak. Çünkü öyle bir ayrım yapmıyor. Verbise kayıt mülkiyat yükümlülüğü gibi bir. yapıysan verbise kayıt yükümlülüğün olmasa bile bu denetimleri yapacaksın diyor. Çünkü sen kritik altyapısın diyor. Peki firmalar merak ederse ya ben kritik altyapı mıyım diye merak ederlerse de orada hani ülkemizde siber olayları müdahale ekipleri kurulmuştu, SOME'ler kurulmuştu. Orada da sektörel SOME'ler vardı. İşte enerji sektöründeki sektörel SOME EPDK'ydı. Ben enerji sektöründeysem acaba kritik altyapıyım diye merak ediyorsam bunu EPDK'ya sorabiliyorum. Ya da finans sektöründe çalışıyorum. Ben acaba kritik altyapı mıyım dersem bunu finans sektöründeki sektörel SOME olan BDDK'ya soruyorum. Ben kritik altyapı mıyım? Evet öylesin derse buradaki önlemleri verbis kayıt zorunluluğum olmasa bile yapmam gerekiyor. Hocam, peki kurumsal someniz varsa o zaman dahil değilsiniz diye anlıyorum. Yani burada kritik şey şu. Kamu kurumuysanız ve kritik altyapıyı oluşturuyorsanız bu rehberle uyumlu hale gelmeniz Özel gerekiyor. sektör yok diye anlıyorum. Özel sektörseniz ve kritik altyapıysanız buraya Altyapısı mı? uymanız gerekir.
Burada benim yaklaşım tarzım şu. Buradaki rehber KVKK uyum çalışmalarında yeni bir bakış açısı getirilecek ve biz bunun tüm denetimlerde uygulanır hale geldiğini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü yine burada bir şey var. Şimdi şu tedbir, kayıt rehberi şöyle diyor. Tedbirler var, şu tedbirleri alın diyor. Bir sonraki maddede o tedbirlerle ilgili denetim soruları bunlardır. Şu şekilde denetim yapabilirsiniz diyor. Yani çok güzel, tedbir ve denetim beraber gidiyor. KVKK ile ilgili erişim kayıtları yönetimi ile ilgili yapılması gerekenleri tek tek sıralıyor. Ardından da bunlarla ilgili denetimler için bu sorular size sorulacak diyor. Böylece denetçinin, denetimi yapan kişinin elinde de güzel bir rehber olmuş oluyor ve denetlenecek kişi de nerelere bakması gerektiğini biliyor. Bir de şu erişim kayıtları yönetimi başlığına bakın. Diyor ki bakın işte rehberdeki 3.1.8.1 kontrolü de bununla alakalıdır diyor. Yani ben KVKK uyum çalışması yaparken bilgi varlıklarım üzerinde hangi tedbirleri almam gerekiyordu? Oraya da göndermeler yaparak aldığım tedbirlerle uyum çalışması arasında bir bağlantı kuruyor. İşte burada yetkilendirme başlığını görüyoruz. Bu teknik ve idari tedbirlerde de görülen bir şeydir. Burada hani açık bir şekilde işte kişisel veri barındıran tüm ortamlarda web sayfa, dosya, erişim için kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Erişimin sınırlandırılması gibi bir madde neler yapılması gerektiğini detaylı açıklıyor. Daha sonra gittiğimiz zaman burada detaylı bir şekilde hem bu denetimleri, bu çalışmaları, uyum çalışmalarını kim yapacak? Biz bunları hani bu RACI chart adını veririz. Burada kim, hangi görevi yapıyor ve bunun sorumluluğu nelerdir gibi detaylı yetki erişim matrislerine de referansta bulunuyor. Özetlememiz gerekirse Cumhurbaşkanlığı'nın bilgi ve iletişim güvenliği rehberi uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri sıralarken bunların arasında birçok başlık var. Mesela IoT ile ilgili tedbirler mevcut, taşınabilir cihazların güvenliği ile ilgili tedbirler, kişisel veri güvenliğine de bir başlık açmış durumda. Ve burada normalde halihazırda bizim teknik ve idari tedbirler dediğimiz tedbirleri daha sistematik bir şekilde kayıt yönetimi, erişim kayıtları yönetimi, yetkilendirme, şifreleme, yedekleme, aydınlatma yönetimi, açık rıza yönetimi, kişisel veri yönetim süreçlerinin işletilmesi gibi 8 başlıkta ele almakta ve dolayısıyla uyum çalışmalarını daha kolay bir hale getirmekte. Dolayısıyla hani bence KVKK uyum, teknik uyum çalışmalarında hani bu rehbere bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani benim asıl bu rehberden bahsetme amacım oydu. Onun haricinde yine geçtiğimiz günlerde önemli olan konulardan bir tanesi de şuydu. Hani bu kullanıcı güvenliğine ilişkin veri sorumluları tarafından alınması tavsiye edilen teknik ve idari tedbirlere ilişkin bir kamuoyu duyurusu yapıldı. 15 Şubat tarihinde. Yani orada baktığımız zaman artık kurumun bazı teknik, çok fazla suistimale uğrayan noktalarda daha sıkı teknik tedbirler alınmasını vurguladığını görüyoruz. Burada artık mesela mutlaka uzaktan giriş yapacak erişimlerde çift aşamalı kimlik doğrulamasının çalışanlara, personele alternatif bir güvenlik yöntemi olarak sunulmasını gerektiriyor bu. Tabi bu birçok kurum için oldukça uygulaması zor olabilecek ya da ekstra bir çalışma yapmalarını gerekecek. Kullanıcının hesaplarını sık eriştiği cihazlar haricinden farklı bir hesaptan giriş yapılması durumunda işte elektronik posta ya da SMS yöntemiyle kişilerin iletişim adresine iletilmesinin bunun sağlanması. Yani aslında hocam bir, evet. Burada da ben bir soru soracağım. Hani biz hukukçuların işi böyle garip açıkları bulmak, sistemi zorlamak. Şimdi biz kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya çalışırken veri minimizasyonu yapıp zorunlu olmadıkça, gerekmedikçe örneğin bazı kayıtları tutulmamasını hep önerdik hukukçular olarak.
teknik tarafa. Şimdi biz normalde cihaz bilgilerini kişiyle eşleştirmeyin derken, şimdi şu tedbirden ben anlıyorum ki tam tersi, o kişinin güvenliğini sağlamak için o kişinin güvenilir cihazını o kişiyle eşleştir diyor bu tedbirde. Değil mi? Şimdi bu tedbir, aslında bence bu tedbirle alakalı enteresan nokta şu. Daha çok bulut sistemlerinde, alışkın olduğumuz bir tedbirdir bu. Siz bugün Gmail'inize ya da bir sosyal medya hesabınıza her zaman girmediğiniz, işte yurt dışına gittiniz, farklı bir şehre gittiniz, bir hesaba erişmek istiyorsunuz, size bir uyarı elektronik postası gelir. Yani her zaman erişmediğin bir yerden erişim yaptın der. Bu bir güvenlik önlemi olarak. Aslında bence burada enteresan noktalardan bir tanesi, ağırlıklı olarak bulut sistemlerinde gördüğümüz bir tedbirin çalışanlar açısından, hani firmalar açısından uygulamaya alınması şeklindeydi. Dolayısıyla burada sizin söylediğiniz noktadan da bakarsak, yani burada açıkçası malum privacy ile güvenlik arasında aslında bir ters orantı var. Hani daha çok güvenliği sağlayabilmek için özellikle daha çok kayıt tutmanız gerekiyor. Daha çok güvenliği sağlamaktan neyi kastediyorum? Biz hani alınan bu tedbirleri özetlediğimiz zaman, bu tedbirleri genelde önleyici tedbirler, kurtarıcı tedbirler ve tespit edici tedbirler de üçe ayırırız. Şimdi buradaki bu tespit edici tedbirler, yani SIEM gibi sistemlerin kullanılması, sistemdeki güvenlik cihazlarından çok sayıda log alınması gibi çalışmalar, tabi daha fazla kayıt tutulması, daha fazla IP adresinin tutulması ve bu erişim bilgilerinin getiriyor. Yani burada size hani o noktada hak. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ondan sonra mümkün olduğunca HTTP... Selin sesin kapalı, eğer bir şey söyleyebilirsin. Sesim kapalı, evet. Şimdi şeyin yani açılışta senin aslında belirttiğin noktaya tekrar ben dönmek istiyorum. Madde 12. madde, kişisel verileri koruma kanunundaki. Şimdi 12. madde aslında gerçekten kurulun en azından yayınlanan kararlarına baktığımızda da yüzde belki 60'dan fazla 70'e yakın kararının temelini oluşturuyor. GDPR'da ilkeler arasında sayılırken veri güvenliği bizde sayılmıyor ama uygulamada aslında en önemli ilkelerden biri haline geldi. 12. maddenin yapısı itibariyle de genel ilkelere ilişkin işte idari para cezalarının kesilmesi anlamında birinci paragrafın da kullanılması. Şimdi o gözle baktığımızda gerçekten şimdi Bilgin Hoca'nın anlattıkları çerçeveyi daha da bütünsel olarak görmemizi sağladı. Şirvan'ın da söyleyecekleri var eminim uygulama tarafında. Bilgin Hoca çünkü 11'de aramızdan ayrılacak. O ayrılmadan birazcık Şirvan'ı da dinleyelim. İkisinin ve Okan Bey'in de birlikte söyleyecekleri olabilir. Hoca ayrılmadan onları duyalım istiyorum. Gelmeden önce panelde belirttiğin şöyle kurulun verdiği veri ihlal bildirimlerine baktım. Bunlardan bir tanesi Bilgin Hocam ilgimi çekti. 22 Temmuz 2020'de vermiş kurul. Bir oyuncak şirketin e-ticaret sitesiyle ilgili bir veri ihlali. Yine bir yetkisiz kötü kullanıcılar tarafından bir yetkisiz erişim söz konusu. Başka bir internet sitesinden kullanıcı adı şifre alınıyor ve bu sitede denenerek 29 müşterinin bilgilerine erişiliyor. Ad, soyad ve işte adres, bir e-ticaret sitesinde hangi bilgiler varsa bu 29 müşteri için alınıyor. Veri sorumlusu şirkette tabii veri ihlali oldu diye kuruma başvuruyor. Kurum burada bir inceleme başlattığında şu teknik tedbirlerde şu bulguları buluyor. Bahsettiğiniz iki faktörlü uygulamaların kullanılmadığını yıl 2020, hani şu bize gönderilen tavsiyeden önce kullanılmadığını, SMS captcha'nın olmadığını
ve zorlayıcı bir şifre, müşteri şifre kontrolü yapıldığında zorlayıcı bir şifre kullanılmadığını, en önemlisi de işte uygulama duvarının aslında güvenli olmadığını, sağlanamadığını, bu yüzden de yetkisiz erişiminin olduğunu, hatta 12. maddenin biraz önce Selin'in bahsettiği 12. 1. fıkrasına göre yine bir de idari para cezasını da kesmiş durumda. Yani aslında ikili faktör doğrulama ve DSM-S kepçe dediğimiz bu tavsiye kararıyla ilgili kurum daha önce hani cezada da var diye görüyorum. Hani bunları aslında uygulamada istiyor. Tavsiyeden çok istiyor gibi düşünüyorum. Bir de sizin eklediğiniz buna şirketlerde biraz önce bahsettiğiniz USUM'dan da bahsetmek lazım belki de. Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi. Şirketlerimizde zafiyet olduğunda ya da hani kişisel veri tarafında bir ihlal olduğunda şirketlere özellikle bilgiler gelişiyor. Biraz önce sektörel SOME'den bahsettiniz. Bizim şirkette de kurumsal SOME mevcut. O yüzden sormuştum. Aslında hani kurumsal SOME'lerde bu altyapı, kritik altyapı hizmetine giriyor mu diye. Yine bizde de kurumsal SOME mevcut ve arkadaşlarımıza günlük olarak bu SOME'dan bu konuda bilgilendirme geliyor. İşte şu uygulama üzerinde de şu zafiyetler var, şunlar var diye. Tabii siz belki böyle bir yapıda değilsiniz, kritik bir altyapıda değilsiniz. Şirketinizde SOME yoksa da diğer hani bilgi işlem şirketleri için yapısı bulunduran orta ölçekli şirketleri için de zafiyetleri kendi web sitesinde açıklıyor. Belki biraz da bunu da eklemek lazım diye düşünüyorum. Yine teknik tedbirler dediniz, bahsettiniz. Çok güzel. Biz bunları diğer kendi aldığımız teknik tedbirler örneğini Selin ikinci yarıda mı paylaşırız? Evet. Zamanı dar diye devam etmeyeyim diyorum. Ben bu arada şeyi hatırlatıyorum. Bilgin Hoca ayrılacağı için Bilgin Hoca'ya sorusu olan var. Sorular geldi. Evet. Yazabilirse sevinirim. Bir tane geldi hocam. Kritik altyapı olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Özel sektörde bir teknoloji şirketiyiz. Ar-Ge merkeziyiz ve kendi ürünlerimiz var diye sorulmuş. Aslında kısmen cevap verdiniz ama Türkiye'de Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun altında hani USOM var. Uluslararası Siber Olayları Müdahale Merkezi. Onun altında da sektörel SOME'ler var. Bu konuda hani bir tereddüt varsa hangi alanda hani çalışıyorlar? Hani enerji sektöründeler mi, finans sektöründeler mi? İlgili bağlı oldukları sektörel SOME'ye sorabilirler. Biz kritik bir altyapı mıyız diye. Ve de gerekli cevabı alabilirler. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Ben bu rehberin, Cumhurbaşkanlığı rehberinin sektöre yeni bir bakış açısı getireceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ISO 27001 her kuruma uygulanabilmesi açısından oldukça geneldir. Yani siz oradaki maddeyi alıp kurumunuza nasıl uyarlayacağınız size kalmıştır. Ama bizim elimizde somut tedbirler içeren ve açıklamalar içeren böyle bir rehber varsa ben bu rehberi alıp sistemlerime doğal olarak uygulamak isterim. Ayrıca bu rehberin getirdiği şöyle bir yenilik de var. Artık TSE tarafından belgelendirilen kuruluşlar bu denetimi yapabilecek. Bilgi güvenliği denetimini rehbere göre yapabilecek. Bu da özellikle ülkemizdeki denetim sektörüne yeni bir hareketlilik getirecektir. Bu Aralık ayında TSE bir sınav düzenledi. TSE TÜBİTAK'la işbirliği içerisinde bir sınav düzenledi. Ve burada bu denetim için bu denetçi ve baş denetçileri belirleyecek şekilde bir sınav yaptı. O sınava ben de girmiştim. O sınavda baş denetçi oldum. Bu hani bir işim de bu yönü de var. Peki o zaman lafınızı böyle keserek herkesi de burada bulmuşken bir soru sormak istiyorum. Biliyorum siz zaten sizin tarafta çok ciddi olarak bu konuda çalışıyorsunuz. Yerli milli çözümler anlamında dijital ofisin de zaten çalışmaları var. Şimdi yerli milli çözümlerin aslında önemi ya da bu anlamda öncülük yapabilecek durumda olmanın ne kadar önemli olduğu hali hazırdaki devam eden Ukrayna, Rusya şeyinde de ortaya çıkıyor ne kadar önemli olabileceği siber güvenlik anlamında alınması gereken ya da bazen yerel çözümlerin de
kullanılabilecek olması. Şimdi orada ne kadar gerçekçi, biz veri işleyen, veri sorumlusu olarak alacağımız veri güvenlikle ilgili önlemler açısından yerli çözümler bize, bu mesela Dijital Ofis tarafından önerilen tedbirler veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu kurumu tarafından getirilen teknik ve idari tedbirler anlamında gerekli şeyi sağlayabiliyor mu? Ben bunu merak ediyorum çünkü ikisi birbiri, yani bir yandan yapılması gerekenler ve yükümlülükler var. Öbür taraftan tercih konusunda yerli çözümü tercih edelim dediğimiz noktada bazılarını yapamıyor durumumuz olabilir mi? Hepinizden aslında bekliyorum yani bununla ilgili düşüncelerinizi. Yani biz Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 Mayıs 2017'de siber güvenlik yerli ve milli çözümler zirvesi düzenlemiştik. Yani bir üniversite çatısı altındaki bu ilk etkinliktir. Mutlaka yerli çözümlere ağırlık, önem verilmesi gerekiyor. Ama nasıl ki şu an bir Türkiye'deki bir futbol kulübü Avrupa arenasında başarılı olmak istiyorsa, işte gerek duyduğu çeşitli yerlere yabancı futbolcular alarak takviye yapması gerekiyor. Yani ben tamamen 11 futbolcum da yerli olacak ve ben Avrupa şampiyonu olacağım diyemiyor. Burada gerçekçi bir yaklaşım içerisinde yerli ve yabancı ürünlerin uygun bir birleşimini oluşturmak lazım. Hani yerli ürünlerin de eksik kaldığı noktalar var ama bilgi güvenliği rehberinde de yine tanımlanır. Siber güvenliğin temel ilkeleri ortaya konur. Burada katmanlı güvenlik yaklaşımı, defense in depth dediğimiz yaklaşım oldukça önemlidir. Bazı noktalarda hani iki tane güvenlik duvarı kullanmanız gerekebilir. Böylece birisinde bir arka kapı olduğu zaman ikincisi sizi durduracaktır. Burada hani ikinci ürünü yerli bir ürün olarak tercih ederek hem bir ekonomi elde edebilirsiniz, hem yerli ürünleri desteklemiş olursunuz, hem de bu katmanlı güvenlik anlayışını uygulamış olursunuz. Ya da yani biz genelde antivirüse bakalım. Antivirüsü de genelde iki noktada uyguluyoruz. Bir antivirüs gateway dediğimiz firewall üzerinde kullandığımız ya da bir proxy üzerinde kullandığımız bir sistem oluyor. Bir de masaüstü bilgisayarlarında kullandığımız oluyor. Bunlardan bir tanesinde yerli ürün keza kullanılabilir. Onun peki bir şey söyleyeceğim. Yine sözünüz. Ben şunu da söyleyeyim. Yani CM alanındaki yerli ürünlerin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Hani diğer taraftan hani baktığımız zaman CM ürünlerinin kalemleri hani fiyat olarak baktığımız zaman diğerlerine göre biraz daha tabii daha yüksek teknolojik ürünler ve biraz daha yüksek. O alanda yerli ürünlerin özellikle CM alanında çok rahat tercih edilebileceğini düşünüyorum. Peki şimdi ekonomik kriz de varken bir yandan zaten bütçeleri onaylatmak çok zor. Şimdi Okan başını sallıyor. iki tane ürünü nasıl yani bir de işin bu tarafı var. Okan belki yani gerçekten söyleyeyim size. Girecektim, hocamız çok güzel anlatıyor. Burada özellikle şunu söylemek lazım. Şirketler açısından biz hukukçular, in-house olarak çalışan bizler şimdi şirketimizde bu tedbirleri almaya çalışırken belirttiğin gibi yabancı third partilerle anlaşma yapmaya çalışıyoruz ve yönetimleri ikna etmeye çalışıyoruz. Maliyetler ilk önce önümüze konulan kalem oluyor maalesef. Bu yönden hocamın söylediği gibi yerli olan yazılımları özellikle önceliklendirmemiz tabii ki hepimizin faydasına olur. Ve şirketlerde bunları özellikle kabul ettirmeye yönelik adımlar daha kolay ilerler. Böylelikle biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Hem kanuni anlamda hem de veri güvenliği açısından baktığınızda en önemlisi o bence. Ama burada tabii ki hocamın dediği gibi iki yönlü hareket etmekte fayda oluyor. Bizim için öncelikli olan nedir? Baktığınız zaman hukukçular olarak 12. madde kapsamında 3. fıkrasındaki dediği gibi ve tedbirlerde dediği gibi biz gerekli tedbirleri almak zorundayız. Ve 15 Şubat'ta yayınlanan tedbirlerde özellikle mesela neden bahsediyor, vurgu yapıyor? Diyor ki third party'den hizmet alıyorsanız bunun da checklistini kontrol edeceksiniz. Yani sizin güvenlik tedbirlerinize uyum sağladığını kontrol etmeniz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekir bence. O yüzden mutlaka yerli ürünlere, yerli yazılımlara biz de imkan tanımalıyız, gayret etmeliyiz alma konusunda. Ama burada checklistimizi güvenlik açısından
kontrol etmemiz en önemlisi. Biz hukukçular için özellikle bence. Şirvan, sen içeride de böyle bu konuda yerli çözümler konusunda çalıştığınızı biliyorum. Belki evet. Yani bir şeyler daha eklemek istersin. Evet, yani zaten hani bir bilişim şirketi, entegratör bir bilişim şirketi olarak, koç sistem olarak çok alanda hizmet veriyoruz. Yani bu konuda yerli çözümler, kendi ürettiğimiz çözümlerimiz çok fazla. Ve hani bunun konudaki yazılımlarımız da var. En önemlisi bir veri merkezimiz var. 300'den fazla bir müşteriye hizmet veriyoruz. Yani ve yani cloud'da değil, kendi içimizde yerli bir veri merkezi. Ve bu veri merkezinin içinde bütün Koç grubu şirketleri zaten var. Bunun dışında Koç grubu, Koç dışı şirketlerimiz de var. Yani sağlık sektöründen düşün, bankacılık düşünün, sigorta, bunların hepsi ve bunlara çok ciddi bir tabii ki güvenlik, biraz önce Bilgin Hocam'ın bahsettiği gibi. Ben çünkü benim buradaki yapım veri işleyen yapım ve veri sorumlusu çok fazla müşterim var. Çok yani kurumun belirlediği teknik tedbirlerin üzerinde bir teknik tedbirler almak durumundayım. Ve bunun içerisinde kendi ürettiğim çözümlerim her daim de mevcut. Ben burada şuna bir örnek vermek istiyorum. Bu tedbirlerin dışında da mesela e-ticaret siteleri Bilgin Hocam açılırken hemen AWS'den destek alalım. Hep bir yurt dışına veri çıkışı var. Yurt dışına veri çıkışı olan yani ya da yurt dışı uygulamaların ağırlıklı olan ticaret siteleri. Çünkü hem maliyet düşük hem de çok hızlı olarak yapılıyor diye tercihin çok fazla, özellikle startuplarda. Hatta çoğu kullandığımız e-ticaret sitesinin aslında çok hızlı olaraktan bugünden yarına bir e-ticaret sitesinin çıkmasının da aslında böyle uygulamalardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Zaten yurt dışına veri aktarımı belki değiniriz bugün. Yani bizim için hani konulardan bir tanesi. Tabii altyapında böyle olduğu zaman sizin iş yapılmış yapış şekliniz de değişiyor. Yani bunlarda da belki yerli bir çözüme gitmek de önemli olabilir. Maliyet avantajından bahsetti. Yine tabii maliyet avantajı önemli bu tarafta. Ama burada çok pardon senin. Altyapı ve maliyetin birlikte başak gitmesi gerekiyor. Yani teknolojinin de desteklemesi gerekiyor. Biz bu anlamda belki geç kaldık ama henüz yarışın içerisindeyiz diye düşünmek istiyorum. Çünkü Türkiye Bilişim Derneği'nin çok eski raporları vardır. Yerli ve milli çözümlerle ilgili bu anlamda. Şimdi yazılım sektörünün desteklenmesi, Türk yazılım sektörünün kalkınmada ne kadar önemli olabileceği hep söylenen, yıllardır söylenen etkinliklerde konuşulan bir konuydu. Şimdi geldiğimiz yerde pandemiyle birlikte ve bu krizlerle birlikte yerli çözümlerin aslında ne kadar gerekli olduğunu ve sizin o yurt dışına döviz transferi yapılmaması için, o lisanslara o bedellerin döviz olarak ödenmemesi için buna ne kadar ihtiyacınız olduğu şu an ortaya çıkmış oluyor. Ve fena olmayan gelişmelerimiz de var o tarafta. Güvenlik dahil olmak üzere. Çok güzel yeni başarı hikayeleri var. Benim bildiğim Pico Security var son dönemde. Çok ciddi yatırımda alan. Ciddi bir güvenlik çözümü olarak ortaya çıktı. Benzeri başka ürünler de var. Ama bunların gelişmesi lazım. Gelişmesi lazım ki daha doğru şekilde bakalım. Ben burada yine Bilgin Hoca'nın da katılacağını düşündüğüm açık kaynak kodlu yazılımlara biraz önem vermek gerekiyor. Çünkü güvenlik deyince kapalı kaynak kodlu yazılımın ne yaptığını bilmiyoruz. İşte şu an belki hatırlarsınız, bundan yıllar önce Windows işletim sistemi Almanya hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Yani devlet kurumlarında kullanılması yasaklanmıştı. Şimdi geldiğimiz yerde Kaspersky'yi Avrupa'daki birçok ülke dışarı atmaya çalışıyor. Çünkü bunların ne yaptığı konusunda bir fikrimiz yok. Yani ne yaptığını analiz edebilmek için bakılacak bazı teknik yöntemler var. O yöntemlerle bakıldığında dışarı çok ciddi şekilde veri sızdığını görebiliyoruz. Biraz önce söylediğin konu hani kişisel verilerin yurt dışına aktarılması noktası, ya internet varsa o veri zaten yurt dışındadır diye ben ekstra bir bakış bile getirebilirim. Yani internet varsa, internet varsa biz neden bahsediyoruz? Yani DNS sunucusu, işte trafik nereden akıyor,
internetin omurgası nasıl, uydu kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz, orada trafik nereye gidiyor? Hani bir sürü sorulabilecek soru var. Yani onlara hiç değinmek istemiyorum. O zaman bizim doğru şekilde bakmamız gerekmiyor. Yani güvenlik olayına da aynı şekilde bakmamız gerekiyor. Yerli milli çözüm yerine en efektif, en uygun çözüm diye bakıp bizim her halükarda yerli ürünleri desteklememiz için yöntem bulmamız gerekiyor. Bunun yöntemi henüz gelişmemiş ürünleri zorla sektörü kullandırtıp patlamak değil. Çünkü bir daha hiç kimse o ürünlere gitmez. Onun yerine çözümü o ürünleri geliştirecek teknolojik altyapıyı sağlamak. Bant genişliğimiz yeterli mi? Yok, internetimiz felaket durumda. Gerçi Selin burada, Selin'in interneti daha kötü. Onun da gün içinde konuşuyoruz. Selin de İngiltere'de yaşıyor, belki bilmeyenler olabilir. Onunki bizimkinden kötü durumda. Ama gerçekten internetimizin altyapısı yeterli değil. Baktığınızda. İşte peki, sunucularımız ben senin sözünü keseceğim. Çünkü hoca, Bilgin Hoca gidecek. Şimdi senin söylediğinden ben şu soruyu sormak istiyorum Bilgin Hoca'ya. Açık kaynak kodu, yani belki çok kısa, şimdi herkes çok hakim değil. Neden açık kaynak kodunu tercih etmek gerekiyor? Mehmet Ali'nin söylediklerine bağlayarak özellikle daha önce konuşmuştuk, ihale, kamu ihaleleri veya normal ihaleler açısından açık kaynak kodunun yerli milli çözüm olarak kabul edilmeme riski söz konusu olabiliyor. Bu gerçeklikler ve aslında ihtiyaçlarla ne kadar uyumlu, onu da bir dinlemek isteriz. Şimdi açık kaynak konusunda mutlaka bizim özellikle gençlerimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Dünyadaki açık kaynak projeler içerisinde kaç tane Türk çalışıyor, kaç tane gencimiz çalışıyor, görev alıyor? Yani biz eğer kaliteli yerli ürünler geliştirmek istiyorsak oralarda da söz sahibi olmamız lazım. Ama açık kaynak kodlu ürünlerin pratikte kullanılmasına gelince bunlar açık kaynak kodlu ve ücretsiz. Ama siz bunu üretim ortamında kullanmak istediğiniz zaman ve ben bununla ilgili teknik bir destek almak istiyorum dediğiniz zaman çeşitli destek paketleri var. O zaman hani o destek paketleri için bir para ödemeniz gerekiyor. Ve bazı durumlarda ticari ortamda kullanılacaksa A şıkkı, elinizin altında çok iyi bir sistem yöneticisi, Linux sistem yöneticisi varsa bunları uygulayabilirsiniz. Yani ben burada gururla söylüyorum. Boğaziçi Üniversitesi yani bilgi işlem biriminde çok yetkin arkadaşlar var. Ve bizim tüm güvenlik altyapımız açık kaynak kodlu sistemlerden oluşuyor. Çünkü bunlar kendilerini yetiştirmiş olan arkadaşlar ve sisteme en iyi şekilde müdahale edebiliyorlar. Ama bunun haricinde çıktığınız zaman birçok ürün için ticari destek paketleri almanız gerekiyor. İşte o ticari destek paketleri aldığınız zaman o mu daha ucuz, yoksa yerli bir ürün aldığınız zaman, yerli ürün geliştiricileri zaten açık kaynak koda dayanıyor ve bu tarz destek paketlerini almış oluyorlar. Fiyatları orada bir karşılaştırarak hareket etmek lazım diye de düşünüyorum. Açık kaynak kod bir güvenlik duvarı düşünelim. Hani orada elinizdeki zaten ülkemizde hani IT personeli bulmak hiç kolay değil. Açık kaynak kod ürün bilgisine sahip olan bilgi işlemci bulabilecek miyiz? Öyle bir zorlukla karşı karşıyayız. Ama bunlar çözülmeyecek sorunlar da değil. Yani bence yetkin bilgi işlemciler elinde açık kaynak kodlu birçok ürünün çok başarılı sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Hali hazırda mesela bu web application firewall dediğimiz ürünler sunucular üzerinde hep açık kaynak kodlu ürünler şeklinde de hali hazırda hani, kullanılıyor. Tabii biz onları arka planda çalıştığı için çok da görmüyoruz. Hani özetle açık kaynak kod konusuna da ağırlık verilmesi lazım. Benim anladığım o zaman söylediğinizden açık kaynak kodu kullanan Türkiye'deki üretilen yazılımlar aslında yerli çözüm olarak kabul edilmeli. Onu anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Ya şimdi bu yerli milli konu, yerli hangi ürün yerlidir, hangisi millidir? Bu üzerinde çalışılması gereken bir konu. Mesela Sanayi Bakanlığı diyor ki herhangi bir şeyin içerisindeki bileşenleri %51 yerli ise yerli ürün denir diyor. Ve sanayi odaları üzerinden yerli ürün belgesi veriyor. Ama biz bu alanda akademik bir çalışma da yaptık. Daha detaylı sınıflandırmalar yaptık.
Ona göre bir puanlandırma sistemi geliştirdik ve şu an bu akademik yayın şu an değerlendirme sürecinde, bir dergide yayın olarak çıkıyor. Orada çok kapsamlı sınıflandırmalar yaptık. Mesela güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil benzinliğe göre daha yerli değerlendirilebilir. Çünkü sizi daha dışa az bağımlı hale getiriyor gibi daha kapsamlı sınıflandırmalar oluşturduk. Dolayısıyla hani bakanlığımızla daha kapsamlı bir yerli milli ürün nedir sınıflandırma rehberine ihtiyaç duyduğu zaman bizim çalışmamızda şu an bir master tezi olarak zaten hazır. Biz de müjdemizi vermiş olalım o zaman buradan. Bu yayın olarak çıktığı zaman da bence Türkiye'nin erişimine hazır olacak. Çünkü burada bir siber milliyetçiliğin yükseldiğini görüyoruz. Kaspersky adlı ürüne ilk önce İngiltere, önce Amerika, sonra İngiltere, sonra Hollanda kısıtlama getirmişti kullanılmasına. Kaspersky belki bilmeyenler olabilir. Parantez açıp söyleyelim. Rus kökenli bir güvenlik çözümü. O yüzden özellikle şu andaki işte bu Rus-Ukrayna devam eden siyasi konular nedeniyle pek çok ülkeler daha önceden başlayan bir şekilde siber güvenlik anlamında uygulaması durdurulmaya başlanmıştı. Belki kelime olarak herkes bilmeyebilir. Çok kısa bir belirtme. Olayın hikayesi de şöyleydi. Bu NSA National Security Agency bir ajanı kendi bilgisayarına Kaspersky yüklemişti. Ve oradaki yani bazı kodların antivirüs tespitleri ederken antivirüs yazılımları bir kısmını lokal olarak değerlendirir ve bir kısmını buluta göndererek analizini orada yapar. Bu Kaspersky yükleyen bir NSA ajanının bilgilerinin sızdırıldığının ortaya çıkmasından sonra böyle bir ürüne karşı bir tepki ortaya konmuştu. Ama biliyoruz ki bugün özellikle 5G teknolojisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei ürününe karşı getirdiği çeşitli sınırlandırmalar var. Dolayısıyla aslında bir teknolojik milliyetçilik bir taraftan da yükseliyor. Yükseliyor. Yani bizim yani orada hani bir duruşumuzu yavaş yavaş ortaya koymamız gerekiyor. Bir üçüncü nokta yerli ürünle alakalı olarak bugün hep inovasyon diyoruz. Gençlerimiz yazılım geliştirsin diyoruz. Eğer bu şimdiki üniversitedeki gençlerimiz bizim yerli ürünlerin kullanılmadığını görürse demezler mi hocam biz ileride en iyisini yapsak bile bunlar kullanılmayacak. Bir de hani o bakış açısıyla yaklaşalım. Yerli milli ürün demek aslında inovasyon demektir. Hani o gençlerimizin psikolojisini de orada yakalayalım. Genç bir profesör olarak sizden bunları duymak biliyorsunuz Bilgin Hoca profesör o yüzden çok da birebir her gün öğrencilerle birlikte aynı mesela zamanda gençlerle de birlikte hani sınıfta kullandığımız hani bir olsun bir ünvan. Çok güzel yani çok biz de çok mutlulukla tabii izliyoruz çalışmalarınızı. Biliyorum sizin zamanınız az o yüzden son söylemek istediklerimizi Bilgin Hoca'yla konuşmak istediklerimizi. Ben teşekkür etmek istiyorum kendisine saat 11 olmak üzere sizi geciktirmeyelim uçağımıza hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Bir dakika var sadece bir soru var onu sorayım merhaba demiş. Kritik altyapı şirketlerinin ve kamu bankalarının yazılım hizmeti yani services as a software as a service veya on premise vermekteyiz. Bu rehbere tabi miyiz diyebilir miyiz diye sormuşlar. Belki ona cevap vermek ister. Orada en doğru cevap yani benim de söyleyeceğim değil de sektörel SOMA'ya gidip Soma. Böyle bir hizmeti verdiğimize göre kritik altyapımız değil miyiz sorusunu hani oraya sormak bence en net çözüm olacaktır burada. Tamam çok teşekkürler. Yani ben de çok teşekkür ediyorum. Hani burada yani bu teknik konuları hukuki yaklaşımları hani Mehmet Ali Hocam'ın ve sizin güzel sorularınız oldu. Sonra aynı konuyu işte Şirvan Hanım'dan işte Okan Bey'den onların yorumlarını almak çok güzel bir ayrıcalık oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza en sağlık. Son olarak şimdi bu toplantının ayrılma sebebim bizim Almanya, Pakistan, Türkiye ortaklığı siber güvenlikteki insan faktörlerini incelediğimiz bir proje. Hani siber güvenlik kişisel verilerin korunması bunlar teknik tedbirler içerse de insan faktörünü hiç unutmamak gerekiyor. Ve yani bir sosyal bilimler
bakış açısıyla da mutlaka konuya yaklaşılması gerekiyor. Yani dolayısıyla bizi dinleyen eğer gençler olursa sosyal bilimcileri de ben burada hani siber güvenlik çalışmaya davet ediyorum. Yani bu konuda her türlü işbirliğine de açığız. En son bunu da söylemek isterim. Harikasınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok doğru. Geçen bir önceki webinarda aynen bu konuyu konuşmuştuk. İnsan faktörü üzerine. Gerçekten seri birbirini böyle takip ederken demek ki bazı konular hiç odaktan çıkmıyor. Onu görüyoruz aslında. En zayıf halka insan diyoruz galiba. İnsandan dolayı da güvenlik çok ciddi zafiyete uğrayabiliyor. Siz en iyi sistemleri alıp kurabilirsiniz. Çok ciddi yatırım yapabilirsiniz. Ama bir kişinin uymadığı basit bir kural bir anda her şeyi boşa gitmesine sebebiyet verebiliyor. Evet, şimdi ikinci bölüme... Evet, burada ikinci bölüme geçmeden önce belki çok kısa bir konuştuklarımız üzerinden toparlarsak aslında baktığımızda ben şöyle görüyorum, yani belki sizler de katılırsınız, eklemek isteyeceğiniz bir şey olabilir. Bir yanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun teknik ve idari tedbirleriyle ilgili rehberi var. Sorulardan bir tanesi bu rehberle ve şeyle ilgili aslında, belki onu da ikinci bölüme geçmeden önce ben de tam onu söyleyecektim. Güzel bir soru. Ben de konuşalım diyordum. Hakan Üstat yazdı onu. Evet. Hakan Eriş sağ olsun güzel bir katkı verdi. Aynı konuyu sormuş. İstersen soruyu okuyayım ben. Lütfen. Tam olarak. Kurum rehberlerinin hukuki niteliğinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Başka bir ifadeyle, tavsiyeler içerdiği belirtilen bir rehbere uygun davranılmamasının idari yaptırımlara gerekçe olarak gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurum bu soruyu ısrarla cevapsız bırakıyor gibi görüyorum demiş ve bizlerin düşüncesini sormuş. Evet. Ben bu konuda düşüncemi daha önce bir başka etkinlikte belirtmiştim. Yeniden tekrar edeceğim. Ama sizlerin düşüncesi nedir Okan Üstadım? Sizle başlayayım. Tabii kusura bakmayın, ben böyle bir şey üstad şeyim var. Çok sık kullanıyorum. Sevgili üstad Okan, ne demek? Sağ olun. Yani şöyle, öncelikle dediğiniz gibi kurum baktığımızda bir rehber yayınladı. Onun üzerinde zaman zaman önerilerini yayınlıyor, söylüyor. Böylelikle bize yön gösteriyor sonuçta. Ama şimdi Bilgin Hoca ile birlikte şimdi özellikle belki birçok arkadaşımız için yeni farkındalık oluşan bir konu. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı bu rehber. Ben bunu geçmişte çalıştığım şirkette, bilişim şirketinde BTK tarafından bizzat yazıyla gönderilen bir bildiri şeklinde ilk önüme geldiğinde fark etmiştim. Ve sonrasında yine okumuştum detaylarında. Benim buradan anladığım çıkarımım, Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle şey kısmına baktığımda, okuduğumda raporlamayla ilgili mesela 2022 ikinci 6 ayında, ilk 6 ay sonrasında bu kritik altyapı dediğimiz kamu kuruluşları, enerji, su altyapısı, nüfus ve finansal diye tabir ettiği, saydığı, özellikle web sitesini incelerseniz orada da sayıyor. Bu altyapılara sahip olan, işleten veya bu altyapılar üzerinden çalışan şirketlerin, bu kamu olsun, zaten kamuyu direkt istisna bile tutmuyor, özel şirketlerin özellikle bu konuda bu belirtilen rehberdeki tedbirleri almasını tavsiye ediyor ve bekliyor. Hatta bu konuda raporlamalar bekliyor diyelim. Yani bunun dayanağına bakarsak, yani Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kararnameler çerçevesinde ilerliyor diye biliyorum. Dolayısıyla bu kararnameler çerçevesinde ilerlediğinden biz hukukçuların yorumu şu olabilir. Hani bağlayıcı noktası olabilir. Bununla ilgili idari yaptırım derseniz özellikle üst kurul veya regülatif otoritelere bağlı olarak çalışan şirketler ve kurumlar üzerinde onların bu rehbere yönelik idari olarak bir takım kararları ve direktifleri ve uygulamaları olabilir. Bunlara uyulmadığı takdirde bundan yola çıkarak özellikle mesela bilişim sektöründe BTK'nın bu Dijital Dönüşüm Ofisi'nin rehberinden yola çıkarak bir takım kararları olabilir. Bunlara uyulmadığı zaman
internet altyapısı veya diğer altyapı kullanan, mobil altyapı kullanan şirketleri, işleten şirketlere bir takım yaptırımlar olabilir diye düşünüyorum. Benim ilk değerlendirmem ilk etapta bu yönde. Teşekkürler. Ben de Okan, hukukçu olmayan bir yorum olarak yapacağım teknoloji tarafında. Hani ben ilk başta biraz önce verdiğim örnekte de yani tavsiye niteliğinde ikili faktör doğrulamadı bahsediyor kurum bu sene Şubat ayında. Fakat 2020 yılındaki alınmayan teknik tedbirlerde bununla ilgili idari para cezası kestiğini görüyoruz. Aslında kurumun sitesine baktığımızda veri ihlallerin arasında bu teknik tedbirlerin alınmadığı için bununla ilgili idari para cezalarına yöneldiğini görüyoruz. Hani biz bu tarafı direkt böyle değerlendiriyoruz. Demek ki bu rehber aslında hani ucu benim buradaki en büyük riskim biraz önce değindik insan ve benim aslında ki şirket olarak en büyük riskim itibar riskim. Ama hani bu diye dikkat ediyorum. Ceza kısmına da dikkat ediyorum. Ve hani o tarafta idari para cezasına yönelen hani bahsettiğimiz %60, %70 olan teknik tedbirlerden kaynaklanan ihlallerden bunlara da yöneldiğini görüyoruz. O yüzden biz aslında uygulamada rehber evet bu niteliktedir şeklinde uyulması gereken niteliklerinde tavsiyeden daha farklı bir yola çıkıyor. Yapılması lazım diye şirketlerde uygulamaya evet. Çok belki şöyle ben de bir ekleme yapabilirim. Bizim gördüğümüz bazen özellikle BT tarafındaki yani çok kıymetli şirketlerde ekipler var. Onlar mesela bu rehberlerdeki önerileri tavsiye niteliğinde dediğimiz şu an için belki öyle yorumlanabilir. Konuları gündeme getiriyorlar, bütçe istiyorlar ve bunları hayata geçirmek istiyorlar. Ama gelen cevap şey oluyor, bunlar zorunlu olmadığı için bütçe ayırmıyoruz şu anda. Zorunlu değil bunlar. Şimdi bu aslında birbiriyle çelişen ve işin önemini de belki ortadan kaldıran bir yaklaşım. Ama yönetim tarafında bazen teknik kişiler konunun önemini anlatmakta zorunlu bir kural olmadığı için zorlanabiliyorlar. Ama aslında ben belki şimdi kendi görüşümü söyleyeyim. Mehmet Ali'nin de en son alalım. Onun daha net anladığım kadarıyla görüşü. Şimdi ben madde 12'ye bakıyorum. Madde 12'nin zaten ruhu da GDPR'daki düzenlemelerle biraz paralel. Orada da işte hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, aykırı olarak erişilmesini önlemek, muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır diyor. Şimdi buradaki uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir zaman içinde bugün yarın değişecek. Sürekli şirketlerin kendi yapısına göre, onların yaptığı işe, işledikleri veri kategorilerine göre değişebilecek şeyler. Ama teknik idari tedbirlerle ilgili rehberin bence önemi burada aslında zaten dünyada bugün itibariyle kabul edilmiş olmazsa olmaz bazı tedbirleri sayması, bunları bize bir katalog olarak vermesi, mevzuat şeye girdiğinde, yürürlüğe girdiğinde bizler bu kadar hakim değilken bunu bir tavsiye olarak yayınlaması. Ama kime sorsanız bugün zaten bu tavsiye edilen şeyler olmazsa olmaza geliyor. Çünkü ihlal durumunda da gittiğinizde, bildirim yaptığınızda ya da kurum incelemeye geldiğinde zaten olmazsa olmaz olarak bakıyor bunlara. Hani sizin kanuni yükümlülüğünüz bunların ötesinde sizin yapınıza, sizin iş şeklinize, riskinize göre almanız gereken en uygun demeyelim, uygun tedbirleri almak. Bu zaten bir yükümlülük olarak var. Rehberdeki tavsiyeler belki minimum, yani aynı aydınlatma yükümlülüğündeki gibi minimum olması gereken aydınlatma yükümlülüğü içindeki şeyler, belli unsurlar, ama onun ötesinde aslında uygulamada da aydınlatma yapıyoruz. Ben böyle bakıyorum, yani rehberin tavsiye niteliğinde olup olmamasından bağımsız zaten onun ötesinde kanunun yükümlülüğü dikkate almayı önemsiyorum. Nitekim belki kanun değişikliği hani beklentisi var. O anlamda da zaten kanun değişikliği gelse de değişecek bir şey yok. Sadece veri güvenliği bir ilke haline gelecek. Ama sorumluluk anlamında bu zorunluluk devam ediyor diye düşünüyorum.
Biz evet, Mehmet Ali'ye bırakarak. Ben alayım mı? Şimdi ben tamam. Olayın kabahatler kanunuyla bağını kurarak, biraz ceza hukukuna bağını kurmak istiyorum. Konu biraz onunla ilgili diye düşünüyorum Hakan Üstad'ın sorusunu. Şimdi kanunun 12. maddesi var biliyorsunuz. Biraz önce sizin açıkladı. Bir de 18. maddesi var. 18. maddenin birinci fıkrasının B bendinde diyor ki 12. maddesinde öngörülen veri güvenliği ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler. Şimdi hakkında para cezası uygulanır. Yani kurum ne yapıyor? Para cezası uygulanır bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere. Hangi yükümlülükleri? Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyenleri, kişisel verilerin hukuka aykırı erişilmesini önlemeyenleri, kişisel verilerin muhafazasını sağlamayanları. Şimdi eğer sizin almadığınız bir önlem bu sonuçlardan birini doğurmuşsa bu kabahat artık. Şimdi almadığınız, zaten bu erişim olmuş. Siz ben önlemleri almıştım diyeceksiniz. Yani siz savunacaksınız. Ben gerekli güvenlik düzeyini oluşturmuştum. Ama yine de bu sonuç oluştu. O zaman zaten kurum ceza vermiyor. Biz bunu biliyoruz. Kurum başkanı da bir iki etkinlikte de söyledi bunu. Bu da zaten işin doğasının da gereği. Şimdi o zaman veri sorumlusu olarak aldı, sonuç gerçekleşmiş. Siz de o sonucun gerçekleşmesi için baştan önlemleri almanız gerekiyordu. Aldığınızı ispat ederken kullanacağınız argüman. Kurumun yayınladığı rehber veya yayınladığı karardaki şey, yani kurum tutup da aslında kanunla düzenlenmemiş bir alanda bu şekilde yapsaydı aynı fikirde olurdum, ama kurum burada kanunda düzenlenmiş bir konuda bir ayrıntıya giriyor. Şimdi bu konuyla ilgili bağlantılı bir şey daha söyleyeceğim. Kabahatler kanununda kanunluk ilkesi 4. maddede düzenleniyor. Diyor ki hangi fiillerin kabahat oluşturduğu kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi kanun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. Yani bu durumda aslında bu kalıba da giriyor. Yani ceza hukukundaki, Türk Ceza Kanunu'ndaki kanunluk ilkesine göre kabahatler kanunundaki kanunluk birazcık daha yumuşak düzenlenmiş durumda. İdare bir düzenleme yapma imkanı da getirmiş durumda. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu arada Damla Hanım bir şey yazmış. Eğer bu konuda ekleyecek bir şeyiniz yoksa onu da arada kaynamasın diye ele alalım. Ben bir şey ekleyeyim. Son uygulamayla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Biraz önce bahsetmiştim, büyük bir veri merkezimiz var. Ve hani lokalde bütün sunucuları tutuyoruz. Tabii şirketlerin bazıları yurt dışı menşeli oluyor, lokalde olabiliyor. Başka regülasyonlara bağlı enerji sektöründen, banka sektöründen müşterilerimiz olur. Bunların her biri bana KVK denetimlerine geliyorlar. Ve KVK denetimlerinde geldiklerinde uygulamada rehberdeki bazı o teknik tedbirler alınarak bu denetimler yapılıyor. Yani uygulamada şirketler de bunu must have şeklinde, yani biz bunları aslında yapmalıyız, uygulamalıyız şeklinde kendi aslında politikalarına, denetimlerine dahil etmiş durumda. Uygulamadan örnek vermek gerekirse, ki bu da ciddi bir aslında şirket sayısı ve büyük ölçekli firmalardan bahsediyorum burada. Hani sorumlusu olan şirketlerde, ben de dahil olmak üzere tedarikçilerine bunu bu şekilde alıyoruz. Peki ben şimdi girerek bu konuyu sona yine soru cevaplara bırakalım, devam edelim. Çünkü veri işleyen, veri sorumlusu arasındaki ilişki de 12. maddenin kapsamında olan teknik ve idari tedbirlerle çok bağlantılı bir konu. Tam bu konuya ne zorunlu ne değil derken, şimdi veri işleyen, veri sorumlusu arasındaki ilişkide de bir sözleşme imzalanması tavsiye gibi duruyor daha hala belki. Ama aslında bazı metinlerde de zorunluluk olarak da
sayıldı. GDPR'a baktığımızda zaten bir zorunluluk olarak önümüze çıkıyor. Ben sizleri yakalamışken iki tarafta, hem hukuk tarafında hem teknik tarafta, teknik veri işleyen veri sorumlusu ilişkisinde sözleşmelerde nasıl düzenliyorsunuz? Nasıl veri işleyen veri sorumlusu ilişkisi anlamında bir checklist veya bir denetim maddeleri açısından neler yapıyorsunuz? Sizden onu dinlemek istiyoruz. Ya aslında başlıyorum. Evet. Sonra da Okan'a söz verelim. Yani aslında olayı ben şöyle bir bakayım. Şirketten çıkan veri paylaşımı. Yani benim şirketimden, hani şirketler olarak aslında biz bunlara bakmamız lazım. Hangi şirketlere bir veri paylaşımı çıkarıyorum? Tedarikçilerimi çıkardığım veriler, kişisel veriler nelerdi? Benim buradaki rolüm veri işleyen mi? Veri sorumlusu muyum? Ne deyip bunların aslında şirketlerin içerisinde bir politikaya oturulmuş ve bir kontrol mekanizmasına oturulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu pandemiden sonra çok fazla tedarikçiyle çalışmaya başladık. Ve çok fazla tabii online çalışmanın verdiği, uzaktan erişimin verdiğiyle birlikte tabii ticaret sitelerine yönelme, online çalışma bunlar çok fazla oldu. Burada tedarikçilerin de arttığını görüyoruz. Yani bu artış çok hızlı. Hele ki bir agile yapıdaysanız çok da fazla her güne yeni bir hizmet satın aldığınız görünüyor. Burada veri sorumlusu olduğunuz alanlar çok, veri işleyen kendi yaptığınız, verdiğiniz hizmetlerde veri işleyenden çok. Tedarikçi kısmında benim veri sorumlusu olduğum alanda bir kere ben ne dedim biraz önce, kurumun bahsettiği rehberde yayınlanan teknik tedbirleri almak durumundayım dedim. Peki ben bu kişisel verilerimi aktardığım tedarikçi mi bunları yapıyor mu? Hani sözleşmede evet ben bunlara uy diyorum, bunları sağlamam lazım diyorum. Peki bu tedarikçi bunları, günün sonunda bu tedarikçim benim eğer bu teknik tedbirleri almıyorsa bundan veri sorumlusu olarak ben sorumluyum. Yani buradaki en büyük riskim, şirket olarak hep şunu biz öne sürüyoruz. Bir kültür, çünkü bu kişisel veri şirket içerisinde itibar riskim. Yani en önemlisi. Ve orada onun için tedarikçilerle ilgili veri güvenliği soru setimiz var. Bunu uyguluyoruz. Öncesinde daha gün bir başlamadan önce veri güvenliğinin içerisinde neler var? İşte benim teknik ve idari tedbirlerim geniş olaraktan. Bir bunları dolduruyoruz ve bunları alıyoruz, bir inceliyoruz. Bazen tedarikçiniz büyük bir ölçekli bir firma değil, bir startup olur. Yani buna göre de riski siz kendi içinizde değerlendiriyoruz. Bir de sözleşmenin arkasında mutlaka kişisel veri tedarikçi tarihnamemiz var. Burada hangi veri kategorilerini paylaşıyorum? Aslında orada bir yapılan işte hani sınırlama getiriyorum. Önceden neydi bu başlamadan önce? Tamam, ben sana tüm çalışanların listesini atıyorum şeklinde şirketlerde bir yaklaşım vardı. Hayır, ben tedarikçiyle sadece kimlik verisindeki kategorisindeki verileri vererek çalışacağım. Ben bunu taahhütnamenin içinde belirtiyorum ve orada aslında bir sınırlama yaptırıyorum. Ve bunun dışındaki yapılan işler için, ya hani belki iki çalışan, sonuçta günün sonunda insana değiyoruz. Belki orada çalışan bir personel bunu aktaracak. Sen bana gönder, ben bunları da yapayım, bunları da inceleyeyim diye belki de bir aktarım benim dışımda gerçekleşecek. Ya hani bunları da önlemek için cezalar koyuyorum. Taahhütnameyle bir nevi de sözleşmeyi de kişisel veriler kısmında sınırlandırmış oluyorum. Bir de yine tedarikçilerimi denetliyorum. Ben belirli bir zamanda gerçekten bu teknik tedbirleri bana bu taahhütnamede dediği gibi yapıyor mu? Belirli zamanda denetliyorum. Ve hani bazen öyle bir veriler paylaşıyoruz ki gerçekten ben kendi veri işleyen olarak verdiğim hizmetlerde de personelle bile gizlilik taahhütnamesi yapmanız gereken durum geliyor. Şivan, sana biraz böyle veri işleyen tarafını soralım. Ondan önce veri sorumlusu tarafında Okan'dan, tamam. Onlar hukuk tarafında ne yapıyorlar? Özellikle yani ben mesela gelen sözleşmelerde görüyorum, işte arkasında dediğin gibi senin sözleşmenin mutlaka bir taahhüt oluyor ama bazen bunlarla çok standart, yani böyle konuyu tam değerlendirmeden, oradaki ilişkiyi çok da analiz etmeden daha standart dokümanların geldiği durumlar da olabiliyor. Veri sorumlusu, veri işleyen tarafındaki müzakerelerde sizin bakış açınız ne? Neyi olmazsa olmaz görüyorsunuz hukuk gözüyle, idari tedbirler gözüyle? Onu dinleyebilir miyiz?
Tamam. Biz özellikle hani tabii dediğin gibi aktardığım veriye bağlı olarak biraz da onun kategorizasyonu çok önemli bence de. Yani ne veri aktörüsün yoksa standart olarak baktığımızda uygulanan biz hukukçular arasında kişisel veri güvenliği ve veri aktarım sözleşmesi veya taahhütnamesi adı altında üçüncü parti, dört partilerden bir imza alıyoruz. Yani o metne imzalamalarını istiyoruz. Ya taahhüt alıyoruz ya karşılıklı imzalıyoruz böyle bir sözleşme veri aktarımı yaparken. Burada özellikle hani hukukçu olarak bizim bu tarafta dikkat ettiğimiz veri kategorizasyonu ve o metnin içerisinde çünkü çok fazla çok farklı metinler kullanılabiliyor. Görüyorum ben de önüme gelenler oluyor. Burada bence olması gereken o metnin içerisinde hangi verilerin özellikle süreç ve veri anlamında nasıl aktarıldığına ilişkin bazı detaylara yer vermek. Ki kontrolü daha rahat sağlanabilsin hukukçu olarak da. Aynı zamanda sonuçta o taahhütle de karşı tarafı da bağlıyoruz veya sözleşme yapıyorsak veri aktarımına ilişkin karşılıklı bir bağıt içerisine giriyoruz. Burada neyi verdiğimizi, neyi aktardığımızı, nerede kullanılacağına ilişkin süreçleri dahil biraz detaya girmek ve konu özelinde case by case dediğimiz yani olay özelinde ilerlemek daha sağlıklı diye düşünüyorum. Öyle yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de gene biraz teknik olacak ama teknik boyutta dediğim bizim BT tarafının her zaman yani bu konularda kişisel veri konusunda hem güvenlik ağı tarafıyla ilgilenen hem de BT tarafındaki diğer uygulamacı arkadaşlarımızla dirsek temasında çalışmak zorundayız. Yani bunu sözleşme yaparken de öyle, veriyle ilgili kategorizasyon yaparken de öyle. Çünkü karşı üçüncü partiden şunu bekliyoruz. Diyoruz ki sözleşmede belki yazabileceğimiz şeyler de olabiliyor. Örneğin belli sertifikasyonlara sahipler mi? Bunları taahhüt etmelerini. Bunun zaten öncesinde bir checklist istediğim gibi kontrolü mutlaka BT tarafından bekliyoruz. Diyoruz ki siz lütfen bu ön görüşmelerde karşı tarafın 27.001 vesaire diğer ağ güvenliğine ilişkin sertifikasyonlara kendi içinde sahip olup olmadığını bir kontrol edelim. Biz bunu taahhüt olarak alırız ama kontrolünü sizin de yapmanız gerekir şeklinde. Böyle çift yönlü bir ilerlememiz söz konusu. Genelde de bu çerçevede detaylı olarak dediğim gibi veri özelinde, veri seti özelinde detaya girerek bir metin oluşturmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Ben bu noktada çok güzel bir yere geldi. Yani bu GDPR'da hani sözleşmenin altına şeyleri yazıyoruz ya, aktarma konu şeyleri, verileri. Biz yapabiliyor muyuz bunu? Yani bunu yapabilecek olgunluk seviyesine envanterimiz, şirket kültürümüz, sözleşme yönetimine ilişkin varsa bir tool'umuz geldi mi? Yoksa biraz daha bu kişisel çabalarla yapılmaya çalışılıyor ama çoğunlukla yapılamıyor mu? Hangi durumdayız? Biraz zorlanıyor bence. Yani kolay yürümüyor. Bizim kültürümüz bu kişisel veri kültürüne malumunuz hep konuşmuşsunuzdur. Hep bizler de konuşuruz. Çok yatkın değil. Veri güven yani veri ne kadar önemli yatkın değil diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da şunları görüyorum. Sık sık başvurular da geliyor bakarsanız 11. madde kapsamında. Yani bu farkındalığı gördükçe de umutlanıyorum. Çünkü insanlar benim verimi yurt dışına aktarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz gibi başvuruları görünce bu şirketlerden de gelebiliyor, third party şirketlerden. Mesela örneğin bir ihale açıyoruz, ihaleye katılan oluyor bir firma. Firmaya bir bakıyorum, bir ay sonra 11. madde kapsamında bir başvuru gelmiş. Çok şaşırıyorum yani verilerimizi yurt dışına aktarıyor musunuz gibi. Yani bunları gördükçe de third party ile olan ilişkilerimizde de veri aktarım çalışmalarımızda da yani yavaş yavaş bilincin yani şahıslarda da oluştuğu gibi şirketlerde de kültür haline dönüştüğünü görmeye başladım. Bence olumlu ama biraz zorlayıcı bir süreç. Bizde birazcık daha kolay çünkü teknoloji tarafındasınız ve uygulamanız çok net. Mesela bir uygulama bazen de öyle bir şey ki full outsource veriyoruz müşteriye hizmeti. Hani sadece veri merkezinde değil tüm hizmetlerine, güvenlik hizmeti hepsi. Ama onun arkasındaki ilgili bu hizmeti veren biraz önce Okan'ın da bahsettiği gibi ilgili iş birimiyle oturup gerçekten değerlendirmeniz lazım. Hani siz burada bunu da çık yani genelde iş birimi şöyle diyor ya evet biz hiç kişisel veri burada yok. Biz bilmiyoruz. Aslında o öyle olmuyor.
Hiçbir bu tarafta kişisel veri yok şeklinde masaya oturup günün sonunda kategorileri hani çıkarmış olarak da ama bir efor sarf etmek lazım. Eğer tek bir uygulama söz konusu o çok net. Yani bana geçen hafta bir tane sözleşme geldi. Bu taraftaki peki bizim veri işleyen olarak baktım. Ben teknik taraftaki detaylara bakıyorum. Bazen veri işleyen de olsam firmalar öyle bir ekleri gönderiyorlar ki envantere kadar gönderiyorlar. Veri envanterinde bununla belirli zamanda doldurulacaktır. Pardon yani hani ben veri envanteri, bir veri sorumlusu adına veri işleyen olarak. Bunları tabii bunların her birini kontrol etmeniz ve sınırlamalar getirmeniz lazım. Ve benim yaptığım hizmet doğrultusunda hani bu veri işleyen olarak ve veri işleyen rolümde bunları sınırlamak lazım. İşte o zaman o taraflarda dikkat ediyoruz ve dönüyorum. Uygulamada ben hangi verileri çıkarıyorum, hangilerini tutuyorum, veri kategorilerim nelerdir? Oturup iş birimiyle direkt olarak çalışmam lazım. Yani bunu sözleşmeye dahil ediyoruz artık. Şey kısmı çok ilginç. Yani ben öyle sözleşmeler görüyorum ki bazen önümüze geliyor. Şimdi veri işleyensiniz. Veri işleyen olarak siz ilgili kişiyle hiç muhatap değilsiniz. Arka tarafta bir hizmet veriyorsunuz. İlgili kişilerden alınması gereken açık rızaları almakla yükümlüsünüz. Evet. İşte, yani kişiyle muhatabiyet şansı yok. Nasıl alınacak filan hiç bakılmadan o standart danışman firmanın verdiği sözleşme kalıbını alıp aynen her yerde kullanmaya çalışan bir şey de var, anlayış da var. Bu anlayışı değiştirmemiz ve her somut olayda o akış nasıl yapılıyor? Tek yönlü bir veri akışı mı var? Çift taraflı veri değişimi mi var? Tarafların rolü süreç içerisinde, çünkü bir sözleşme tek bir süreçle ilgili olmayabiliyor. Yani bir sözleşme birden fazla süreci kapsayabiliyor. O zaman da o süreçlerden ikisinde belki veriyi alıp işliyorsunuz, veri işleyen rolündesiniz ama diğer de birinde de veri sorumlusu ve veri sorumlusu rolü oluyor. Bunları ayrımına yeteri kadar varabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey hemen kısa. Yani veri sorumlusu olarak özellikle hani meslektaşlara az önce Şirvan değindi, bence çok önemli nokta. Yani mutlaka veri aktarımı yaptığımız noktada iç birim, bizim kendi iç birimimiz, yani veri aktaracak olan iç birimi çok sıkı sorgulamak, silkelemek lazım. Çünkü ısrarla burada veri yok dedikleri noktaya geliyorum. Biz çok zorlanıyoruz bazen. Yani emin misiniz burada hangi veri var? Yani çok soru sormak gerekiyor. Çok detaylı soru sormak gerekiyor. O verdiğiniz data nedir? Gösterin. Nerede hangi datayı aktarıyorsunuz? Lütfen bu konulara hani dikkat edelim. Çünkü bazen gizliyorlar, söylemiyorlar. Çok deşelediğinizde bir bakıyorsunuz ne veriler çıkıyor içinden, şaşırıyorsunuz yani. Evet, yani tabii şimdi özellikle veri işleyen tarafındaki şirketler belki zaman içinde kanun da yürürlüğe girdikten sonra çok daha fazla sözleşme müzakere ediyorlar doğal olarak, çok kişiye hizmet verdikleri için belli bir tecrübe ve olgunluk seviyesine de geliyor ve aslında ne yapıp ne yapmamaları gerektiği konusunda daha netler. Benim görüşüm öyle, bilmiyorum. Yani çok fazla şirketle çalıştıkları ve zaten bunları müzakere ettikleri için bazı durumlarda veri sorumlusu şirketler o olgunlukta olmayabiliyor. Çünkü zaten çok daha sınırlı belki o anlamda bakması gerekenler ve çoğu uyum projesinde de veri sorumlusu veri işleyen ilişkisi hep böyle biraz şeyde, üçüncü şey aşamalarda kalıyor. Yani belki gündeme bile gelmiyor. O yüzden veri sorumlularının bazen veri işleyenlere müzakere esnasında tekrar bir şeylere bakması, ya evet aslında bu benim sorumluluğum. Yani benim bunu söylüyor olmam lazım. Ne teknik tedbir alınacak, işte ne zaman silinecek bunları. Bu talimatları benim veriyor olmam lazımı bilerek hareket etmesi gerekiyor. Bazen onu göremeyebiliyoruz. O zaman da işte bu ilişki, yani zor bir ilişki çünkü veri sorumlusu veri işleyen ilişkisi anlamındaki müzakerelerdeki sözleşmesel yükümlülüklerin tasarlanmasından tutun, onlar üzerinde mutabık kalınması bir süreç alıyor. Ama ben mesela şunu önemsiyorum çünkü gerçekten hani yine veri ihlallerine dönersek ilk oturumda konuştuğumuz bir veri ihlali olduğunda da oturup bütün bunları veri ihlal bildirim formunu doldurmak gerekecek, biliyor olmak ve buna hakim olmak gerekiyor. Buna kim hakim olacak?
Veri sorumlusu olacak, veri işleyen değil, veri işleyen en fazla böyle bir durum oldu deyip bildiriyor. Ama veri sorumlusu dolduracak sonuçta o formu ve bunun içinde 72 saati var. Yani biraz o gözlükten de bakıp herkesin rolleri anlamındaki üstüne düşeni daha detaylı yapması lazım gibi geliyor. Şimdi son yarım saate girmeden önce tekrar şeye dönelim mi? Yeni yapılan kullanıcı güvenliğine aynen. Orada ben de oraya bir dönmek istiyorum. Kullanıcı güvenliğine ilişkin veri sorumluları tarafından alınması tavsiye edilen teknik ve idari tedbirler için kamuoyu duyurusunda duyurunun son kısmında çok sayıda önlem sıralanmış durumda ve somut önlemler. Yani Hakan Üstad'ın da o soruyu sormasının aslında biraz da nedeni bu. Çünkü burada diyor ki, örneğin bir tanesi, veri sorumlularının sistemlerine giriş yapılan parolaların uzunluğunun asgari 10 karakter olması. Büyük küçük harf, rakam ve özel karakterin bir arada kullanılmasına yönelik güçlü parola oluşturulmasının sağlanması. Bunun için bir süre yok. Şimdi hukuki ben başka bir soru soracağım. Bunu söyledi kurum. Şimdi bütçelerde yapıldı. İşte bu bir yatırım gerektiriyor. Yani sizin bununla ilgili bir ürün almanız gerekecek. Çünkü buradaki sadece bu istek değil. Birden fazla istek var. Ya ürün almanız gerekecek ya da oraya bir sürü geliştirme yapmanız gerekecek. Buna bir planlama yapmanız gerekecek. Ciddi bir iş. Şirketimiz buna hazır mı? Yani şirketlerimizin çoğunda bunu... Var mı? Şirketlerimizin çoğunda bu yok. Ben bir şeyden biliyorum. Yani özel karakterlerin kullanılamadığı bir sürü parola var. Çünkü ben alışkanlığımdır, kullanırım. Sinir olurum. Birkaç tane kullanmak zorunda oldum. Türk servisi vardı, Türk firmasına ait. Oralarda kullanamam. Şimdi kullanmak zorunda diyor. Ne kadar sürede kullanacak? Kullanmadığı için ilgili kişi başvurusu yaparsa ve bu kuruma şikayet yoluyla giderse, biraz önce konuştuğumuz gibi bu bir kabahat oluşturacak mı ve sırf bu yüzden. Örneğin 10 karakter değil de 8 karakter olduğu için ceza kesilecek. Yani benim şahsen baktığımda şöyle, daha önceki uygulamalarından da kurumun gördüğümüz şu oluyor. Daha önce rehberde bu kronolojiye baktığımızda kanun sonrasında bununla ilgili rehberi yayınladı ve sonrasında da böyle zaman zaman tedbir önerilerini söylüyor veya mesela başka yine kanunla belki bununla alakalı olmasa da direkt doğru bilinen yanlışları yayınlıyor. Mesela bu tarz bir politikası var. Yani ucunu açık bıraktığı konulardan bir tanesi yine. Başka bir tedbir, burada söylemediği bir tedbiri bir ihlal halinde işte bu güvenlik tedbiri de alınmamıştır diyerek belki de yine kabahatler kapsamında sokabileceğini düşünüyorum bir taraftan. Yani burada evet saymış mesela 10 karakter ve özel karakterlerin olmasını sayıyor. Bunu birisi başvurduğunda özel karakter kullanılmadığından tespitinden ziyade böyle bir ihbar veya kurumun ihbar üzerine tespitinde, veri ihlali tespitinde bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Bu konuda hemfikirim. Diyelim ki bir veri sızıntısı oldu. Veri sızıntısı bu konuyla bağlantılı. O noktada belki buraya gelecek ve bunu soracak ve o yüzden yaptırımı uygulayacak. O genelin içinde kaybolup gidecek. Ama soruyu şöyle sordum. Yani gerçekten ben şimdi bir tane firma o şeyi uygulamıyor. İlgili kişi başvurusu yapabilir miyim? Bu başvuruyor. O firma cevap verdiğinde bunu kurumun önüne taşıyıp bak bu firma işte özel karakter kullandırmıyor ya da paroları 6 karakter, 7 karakter olmasına izin vermiyor. Ben bunu kurum kararına aykırı olduğu için yaptırma uğraması gerektiğini düşünüyorum dediğimde konu kurumun önüne gider mi? Ne düşünüyorsunuz? Senin bir fikrin var mı? Sana sorayım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bugün 6 karakterdir o, yarın 7'dir, öbür gün 8'dir. Yani sürekli değişiyor ihtiyaçlar. Ben o yüzden zorunluluk olarak yani böyle tabii biraz İngiliz hukukunun getirdiği bir şey de bu. Zaman içinde o bakış açısını da biraz görebilme şansım olduğu için. Yani bazı şeyleri çok zorunluluk ve limitler içine soktuğumuz zaman
Aslında orada amaçlanan şeyin ve ruhunu yakalamak mümkün olmuyor. Şimdi burada da gelen yükümlülük 12. maddedeki yükümlülük GDPR'de de benzer aslında. Bize o koşullarda, hatta GDPR'deki state of art, state of the art dedikleri şey, yani o koşullarda en iyi ve en gerekli olabilecek, uygun olabilecek. Bu en iyisi olmak zorunda değil o zaman. Yani en pahalı ürün, en harika ürün değil. Benim koşullarımda, benim koşullarım açısından buna bakarak ne gereklidir onu belirlemem gerekiyor. O yüzden ben gerçekten hani bir belki stratejik bir konumdaki şirket açısından farklı olabilirken sağlık verisi veya özel nitelikli veri ya da devlet işte sırrı falan içerebilecek nitelikte veriler işleyen bir şirkette farklı olabilirken küçük bir startup'ta çok ufak daha normal kişisel veriler işleyen bir startup'ta farklı olacak diye düşünüyorum. O anlamda zorunlulukları her gün değişebileceğini ve çok da hani o anlamda katı yorumlanmamasının gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da şuna ihtiyaç var. Kurum belki o yüzden de bunları yayınlamak zorunda kalıyor ve bu zorunludur, yapmak zorundasın cümlesiyle yani ifadeleriyle yayınlamak zorunda kalıyor. Çünkü yaptıramıyor insanlar. Yani şirket içinde bu görevlerde olan, uyum komitesinde olan insanlar yönetime bunu yaptıramıyorlar. O zaman da gerçekten zorunludur kelimesiyle ifade edilmesi gerekiyor ki zorunlu bu, bunu yapmamız lazım da işte bütçeyi alabilsin, bir şekilde hiç olmazsa minimumda yapabileceklerini yapabilsin. Yani hukuki bir yorum olmadı ama bir yandan ya, da o... sanki doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Özellikle ben uygulamada çok değerli bir BT tarafında kişilerin çok hakim olduğu konuya ama yaptıramadıklarını gördüğüm için birazcık da bunu önemsiyorum diyeyim. Ben 11. De... pardon Şirvan, kusura bakma. Buyur lütfen. Yok yok, buyur. O zaman hemen söyleyeyim kısaca. Tamam. 11. madde kapsamında Mehmet Ali Bey söyledi ya, 11. madde kapsamında bir başvuru oldu diyelim ve bunu da kuruma taşıdılar. Bizde böyle bir özel karakter yok. Ben şöyle düşünüyorum, çünkü buna benzer bir başvuru almıştık ve detaylı bütün tedbirleri de uyguladığımızı açıklamıştık. Kurumun geri dönüşünde güvenlikle ilgili gerekli tedbirler uygulandığından böyle bir açın, tabii bizzat böyle değildi. Yani özel karakter kullanılması veya buna benzer biraz daha kazuistiğe yakın net bir ifade, bir zorunluluk olmayan bir konuydu ama gerekli tedbirleri alıp güvenliği sağladığından ötürü kurum üzerine düşeni yaptı. Bir kabahat oluşmadığına benzer bir karar vermişti. Bence burada da aynı şekilde... Burada sonuçta tedbir önerisi başlığı altında geçiyor bu. 15 Şubat'ta yayınlanan ve tedbir öneri, yani öneri mahiyetinde yayınlandığı için ucu bucağı olmayan bir şey. Bu tedbirlerin arkası da gelecek. 10 karakter başka bir şeye de evrilebilecek. Benim burada düşüncem 11. madde kapsamında başvurdu. Kurum burada diğer ne tedbirler alacağını mutlaka soruyor, biliyorsunuz. Kuruma gittiğinde diyor ki siz... Hangi tedbirleri alıyorsunuz, nasıl işliyorsunuz bu veriyi ve nasıl muhafaza ediyorsunuz, koruyorsunuz diye bir soru seti gönderiyor. Bu soru setini biz kurumu tatmin edecek şekilde cevapladığımızda, yani arka planda gerekli bu teknik tedbirleri aldığımızı kuruma ikna ettiğimizde, 10 karakterde özel bir karakter olmasa bile kurumun bunu kabahat olarak değerlendirmeyebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şivan, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Buna değil de bir de yine hani biraz önce gerçekten bunu sağlanabiliyor mu maliyet dedik de ben yine aynı şeyleri hani teknoloji firmasındayım, içindeyim. Hani kolaylıkla sağlayabiliyorum ama bu işin maliyetini biliyorum. Zaman damgalı dok kaydı için diyeceğim. Hani birçok şey için biz yurt dışına veri aktarımı var. Bir anket yapıyorsunuz. MS Forms üzerinden bir anket yaptınız. Yurt dışına veri aktarım var. Bunu müşterilere açtınız. Yurt dışına veri aktarım için açık rıza almam lazım. Bunu online üzerinden yapıyorum. Ama zaman damgalı log kaydı yapmam lazım. Yani bu kadar kaynak ayıracak kadar şirketlerde gerçekten böyle bir ödenek var mı? Bunlar ciddi maliyeti, ciddi altyapı gerektiren işler. Ve hani her şirketin böyle bir hani devamlı olarak bir ödenek ve bütçe ayırdığını da düşünmüyorum. Yine bu kısımda da hani aynı uygulamanın söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ben de şeyi ifade ortalığı edebilirim. Ortalığı karıştırdın, hadi anlat bakalım. Yani şöyle, son dönemde çok
fazla başımıza geldiği için biliyorum. Bu illegal forum sitelerinde şu firmaya ait şu kadar kullanıcı, şu firmaya, aslında temelinde iki tane veri tabanı var. O iki veri tabanından zenginleştirilmiş veriler var. İşte büyük birkaç veri sızıntısı oldu biliyorsun son yıllarda. O veri sızıntılarıyla zaten daha önceden beri seçmen kütüklerinden kaynaklanan veriler birlikte kullanılarak böyle değişik veri tabanları yapılıyor. Çoğu da doğru olmayan, İşte gerçek ve güncel olmayan saçma sapan şeyler de var. Aralarında gerçekçi olanlar da var. Şimdi buralardan kullanıcı adı ve şifresi tespit edilerek başka servisleri, çünkü çoğu insan aynı kullanıyor biliyorsunuz, başka servislere erişimler yapılıyor. Şu anda özellikle bu şekilde veri sızanların çoğunun ortak özelliği bir de bunların daha az karakterle şifre parola kullanmaları. O yüzden kurum bence 10 ve yani hepsi aslında son dönemde yaşadığımız veri sızıntılarından yararlanarak başka firmalardaki verilere erişme çabasını minimize etmek için getirmiş önlemler gibi duruyor. Ben bu nedenle zorun olup olmadığı, bunu bir kabahat teşkil edip etmediğinden bağımsız, eğer bir veri ihlal bildirimiyle karşılaşmak istemiyorsanız, bir güvenlik zafiyetiniz dahi olmadığı halde karşılaşmak istemiyorsa veri sorumluları, mutlaka ama mutlaka bu kuralları uygulamasını tavsiye ediyorum. Yapabiliyorlarsa bunları yapsınlar. En azından paralıları belirli bir periyotta bir değiştirmeye zorlasınlar. Yani o kurum 3 ay demiş yanlış hatırlamıyorsam. 3 ayda bir değişmeye zorlasınlar ve bunu ilk seferinde bugün yarın yapsınlar. Gerçekten çok kritik bu konu. Ve değiştirirken de o kurumun yine kararındaki açıklandığı gibi başka yerdeki bir parolayı kullanmamaları için de bir uyarı yapsınlar. Çünkü inanılmaz kötü durum. Yani en çok kullanılan parolalardan birisinin 1-2-3-4 olduğunu biliyorsunuz. Yani o kadar çok kullanıyorlar ki, evet. Ben bunu paylaşayım sizinle. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görüyoruz. Yani, durum bakayım. Yani evet. Buradaki şeyden, yani onun 10 karakterden sonra, 9 karakterden veya 10 karakterden sonra zorlaşmaya başlıyor. O da 10 saniye veya 4 dakika gibi. O yüzden aslında 10 karakterin de bir anlamı var. Çünkü baktığınızda 4 dakikaya çıkartıyor. 11 karakter 2 saate çıkartıyor. Yani o anlamda ne kadar zorlanırsa eklenme anlamında onu geçen aslında seride konuşmuştuk. Yani sonuçta bunun bir maliyeti var. Hackerlar için de bir maliyeti var. Onlar için maliyet arttığı sürece iş daha zorlaşıyor. O yüzden o maliyeti arttırmak da gerekiyor. Yani bir yandan baktığınızda yani onu 10 karakterle 4 dakikaya kadar bir gerileme olurken 11 karakterle 2 saate kadar bir gerileme oluyor. Üstüne bir de eğer diğer karakterler sembolleri eklerseniz bayağı bu sefer artıyor. O yüzden hani o gözle baktığımız zaman belki daha farklı yorumlama şansımız olabilir. Çünkü aslında bu veri güvenliğiyle ilgili, yani madde 12 hem belki biraz konuşuruz yani 4. maddedeki genel ilkelerle de çok birincil olarak önemli. Ve ben gelen uygulama anlamıyla da baktığımda aslında GDPR'den farklı olmayarak bizde de sanki 12. madde bir genel ilkelerin parçası gibi yorumluyorum. Okan'ın belki ekleyeceği burada, belki en son duyuruyla bağlantılı hatta söyleyebileceğimiz OTP'lerle ilgili bir şeyler de var. Biliyorum, onu belki ekleyeyim, senden dinleyebiliriz. Tabii ki. Yani ben de öyle düşünüyorum. Sana katılıyorum tamamen. 4. madde kapsamında özellikle ilkelerin arasında yer alan verilerin güncel tutulması bence bununla çok yakınsıyor, örtüşüyor diyebilirim. Çünkü biz veri sorumlusu olarak verilerin güncelliğini sağlamak durumundayız. Bunda OTP noktasına gelirsek, one time password'u niçin özellikle çok yaygın olarak bankalar, finans kurumları vesaire kullanıyorlar? Çünkü güvenli bir alan, anlık bir SMS'le
doğrulama kodu gönderimi sayesinde yapılan işlemlerin daha üst düzey güvenliğe sahip olduğu kabul ediliyor. Yani şu an için belki de uygulanan en yaygın sistem bu. Bu hatta değişik abonelik, online abonelik işlemlerinde dahi kullanılmaya başlanan bir şey, kullanılmaya gelen bir şey. Burada biz veri güvenliğini sağlamak açısından bir eş bacağı olan güncel tutulması, çünkü güncel olmadığı zaman veri neyin güvenliğini sağlıyoruz? Aslında güvensiz oluyor. Bu noktada mesela bizler gibi çok aboneli kuruluşlarda, şirketlerde özellikle verinin güncel tutulması KVKK açısından, kurum açısından da en önemli hususlardan bir tanesi zannediyorum dikkat edeceği herhangi bir inceleme esnasında veya 11. madde kapsamındaki bir soruda mutlaka kurum verilerin güncelliğini sağlamak için neler yapıyorsunuz diye soru setinin arasına bir soru daha ekleyebilecektir. Bunun için OTP ile nasıl ilerleyebiliyoruz? Uygulamada abonelik esnasında veya abonelik esnasında ilk önce veriyi alırken içeriye örneğin veya online herhangi bir sitede o verinin OTP ile özellikle mesela telefon numaraları ki en çok yaygın olarak günümüzde ihlal ve paylaşma söz konusu olan ve bizlerin birçok kimsenin rahatsız olduğu bir konudur. Bunu içeri alırken OTP güncellemesi yaparak doğru telefon numarasını doğru şekilde veri olarak kaydedilmesini, işlenmesini sağlamak birinci öncelikli adım olabilir. Sonraki adımlarda yine veri sahibiyle temas ettiğimiz noktalarda yine OTP güncellemeleriyle, OTP gönderimiyle o verinin doğru veri olup olmadığını, mesela mail adreslerine de yine URL bazlı bir link göndererek mail bilgisinin de teyidini sağlamak yine OTP'ye benzer bir uygulama olarak kullanıma geliyor. Bunların yaygın olarak kullanımı veya bunları kullandırmaya teşvik etmemiz bizim şirketlerde en azından veri güvenliğini veri güncelleme yöntemiyle de sağlamanın yolunu açacaktır diye düşünüyorum. Şirvan, sen bu anlamda güncel olması verilerin ve bunun madde 12 kapsamında veri güvenliği anlamında da birbiriyle bağlantılandırdığını düşündüğümüzde uygulamada ne teknik tarafta ne gibi sıkıntılar görüyorsun ya da var mı? Kolaylıkla yapılabiliyor mu bu? Hiç kolay değil. Yani özellikle biz teknoloji şirketiyiz, ecail yapıdayız. Her gün yeni bir uygulama yapılıyor. İşe alım deyip bir işte müşteri ziyaretçi kaydı artı işte işe alım. Bu şekilde sınırlandırmak artık mümkün değil. İşe alımın üzerine ben herhalde 2 ayda bir revizeler yapıyorum. Çünkü üzerine farklı uygulamalar yapıyor. Bir agile team kuruluyor ve orada diyorlar ki evet ben de anlık olarak adayıma şu bilgiyi göndereceğim. Onun için şu uygulamayı ayarladım ve bu üzerinden yapacağım. Şimdi bunu sizdeki gerçekten size akışının gelmesi önemli. İş birimi bu tarafta çalışıyor olabilir şirkette. Ama peki buradaki bir veri işleme faaliyetinden siz haberdar mısınız? Ve bunu envantere kaydediyor musunuz? Yani şirket içerisinde bence bu bir kültür. En baştan beri, uyum projesinin başından beri oluşturulması gereken bir kültür. Yani sadece ben eğitim veriyorum. Herkes bunun aslında bak mevzuat böyle, uymazsan bu cezası var şeklinde değil. Bunu biz sırf o yüzden akademinin içerisinde KVK eğitimlerini verdik ama eğitimin dışında ben şu şekilde konuşur da ve interaktif şekilde eğitim veriyorum ve iş biriminden aslında soru alıyorum. Sen bunu da kullanıyor musun? Envanteri o zaman kaydediyor. Ya da iş birimiyle birebir envanter toplantıları yapıyorum. O yüzden o aslında envanteri güncel tutmak Okan'ın dediği gibi ben ona göre envanterimde varsa döneyim bir de aynı zamanda denetimlerde bunun veri güvenliğini de kontrol edeyim. Şu bir yaklaşımı yapıyoruz çalışmalarımızda. Privacy by design dediğimiz bir e-ticaret sitesi mi açılacak? Bir ürünümüz mü var? O ürün ekibi beni de dahil ediyor. Hukuk ekibimizle birlikte katılıyoruz. Evet, biz burada hangi tedarikçiyi kullanacağız? Hangi veriler aktarılacak? Yurt dışına veri aktarım var mı? İçeride sağlık verisi var mı? Özel nitelikli veri var mı? Bunların hepsinin belirlenerek ortada ilk daha yapı kurulmadan önce aslında yapıyı kurup tamam oldu. Bunları yapabiliriz. El sıkışalım. Metinlerinizde bunlar da buyurun kullanın. Şu rızaları da gerekiyorsa aydınlatmayı da yapın deyip bitirelim. Ve ondan sonra envantere kaydınızı bekliyoruz demek. Bu tarafta tamam ürün yapıldı,
Bu tamamlandı ama envanter içerisinde aktif de olarak gördü ve benim belli periyotlarda bunların da teknik de, tedbirler anlamında takip ediyor ve denetliyor da olmam lazım. Çünkü ben aynı zamanda holding denetimi, sertifika denetimi bunları da geçiriyorum. Ve buralarda bunları yapıyor musun diye de bana soruluyor ve tarafındayım da. Peki ben denetime sen değinmişken şimdi teknik ve idari tedbirler açısından baktığımızda aslında periyodik denetimler ve veri işleyen tarafında da denetimlerin yapılması gerekiyor. Bir de eğitimlerin yapılması gerekiyor. Orada mesela Okan sen bir şey nasıl bakıyorsun? Yani bütçe almak yine gerekiyor denetimler için, eğitimler için. O anlamda zorlanıyor musunuz? Diğer taraftan da hani bunlar olmazsa olmaz. O kadar çok yani birincil olarak sorulan şeyler mesela bir veri ihlali olduğunda kurum incelemeye geldiğinde incelemeye gelmeden bile ihlal bildirimi açısından da daha önce alınmış teknik ve idari tedbirlerin açıklanması gerektiğinden ihlal olduktan sonra değil de öncesinde biz eğitimi yapmıştık, denetimi yapmıştık diyebilmek lazım. Şimdi orada uygulama nasıl, nelerde zorlanıyoruz, yapabiliyor muyuz bu denetimleri? Şöyle söyleyebilirim, eğitim işin biraz daha kolay kısmı aslına bakarsan. Eğitim hani daha az düşük bütçeyle ve belki de iç kaynaklarla yapabiliyoruz eğitimi. Hatta bunu online'a biz mesela online'da belli periyotlarla yılda iki kez tamamlayacak şekilde online'da bir eğitim setimiz var. E-learning ve bunun aynı zamanda sınav soruları da var. Ve biz bunları güncelliyoruz. Burada kullandığımız bütçe daha kısıtlı, daha az bir bütçe ve daha düşük maliyetlerle bunları çözebiliyoruz. Ve pandemi nedeniyle yüz yüze belki eğitimler olamıyor ama son zamanlarda biraz yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü yüz yüze de eğitimde farkındalık biraz daha yüksek oluyor malumunuz. Her zaman için öyle. Yüz yüze de interaktif hale gelebiliyor. Yani ben de bizzat çok eğitim yaptığım için kurum içerisinde. Yüz yüze eğitimde bizzat soru cevaplarla çok ince detaylara temas edebiliyorsunuz. Böylelikle kişilerde veri güvenliği, KVKK ile ilgili farkındalık çok üst düzeye çıkıyor. Ama denetim noktasına gelirsek denetim biraz daha maliyetli, farklı bir husus. Orada biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Yine iç kaynaklarla mümkün olduğunca ve bütçe kısmında da sığdırabildiğimiz ölçüde dışarıdan denetim yapmaya gayret ediyoruz diyebilirim. Şirvan, yani bu denetim işinde böyle kağıt üzerinde hani bunu yaptın mı, şunu yaptın mı diye bir 10 dakikalık Zoom toplantısıyla mı yapmak lazım denetim, yoksa gerçekten gidip yerinde ekiplerle birebir toplantı yapıp işin detayını anlamak mı, yerinde bir inceleme mi yapmak gerekiyor? Hani işi layıkıyla yapmış oldum diyebilmek adına. Yani kesinlikle, hatta yerinde denetim kesinlikle en iyisi. Fakat hani şu an hibrit yapıdayız, onu da yapıyoruz. Çünkü bazı iş birimlerimiz şu an ofislerde, mutlaka bir gün denk gelip bunu yerinde de yapabiliyorsunuz. Ben aynı zamanda arkadaşlardan bir uygulamayla ilgili, gerçekten faktörlü doğrulama yapıyor musun? Bana bir yetki ver, ben denemek istiyorum şeklinde de gidiyorum. Yani hani o uygulamayı gerçekten siz görmeniz lazım. Bununla ilgili kriptolama yapıyor musun? Yani özel nitelikli veri tutuyorsun burada. Müşterilere de ve aynı zamanda benim veri sorumlusu olduğum verileri de tutuyorsun. Peki bu kriptolama doğru mu? Gerçekten burada ikili faktör aldın mı? Şifreleme bu şekilde mi? Bana bir yetki verir misiniz? Ve öncelikle ben bir deneyeyim. Ondan sonrasında ya da ekran görüntülerini alıyorum. Sistemin o anda yanında duruyorum arkadaştan ve uygulamayı görerek. Genelde hep uygulama üzerinde olduğu için öyle. Ama bunun fiziksel olarak da var. Yani şu da var. Sizin insan kaynaklarınızın, yani hepimizin özlük dosyaları var. Yani ve biz 1500 kişilik bir şirketiz. Yani bir ciddi bir de tabii dönüşümümüz de var. Genç bir kadroyla da çalışıyoruz. Tabii buradaki bir özlük dosyası fiziksel olarak da tutuyorsunuz. Her ne kadar bu şirketin tarihi de var. Bunları tabii sınırlandırdıysanız da bir fiziksel olarak da işte buradaki yetkiler de doğru mu? Belki gidip yerinde ona da bakıyorsunuz. Gerçekten oraya kimler erişiyor? Hani kartla okuyucu var, bunun o kayıtları tutuluyor mu? Bu şekilde güvenli mi? Bu da aslında teknik ve idari tedbirlerin güvenliklerinden bir tanesi. Bunu yerinde görerek yaparsınız. Yapıyor musunuz diye sormak hiç yeterli gelmiyor bu tarafta. Yani kolları sıvayıp aslında gerçekten şey yapmak lazım.
Çok enteresan fiziki ortamla ilgili. Şimdi mesela İngiltere'de ICO bir ceza kesti. Ki düşünün, buradaki kültür çok daha yüksek yani o anlamda şey. Eczanelerle ilgili ya da sağlık GP'lerle ilgili herhalde, aile hekimleriyle ilgili dosyalar böyle tutulmuş, fiziki dosyalar. Arkadaki boş alanda, yani binanın dışındaki boşluk alanda hepsini yığmışlar, sokak yani dışarıda, binanın fiziken dışında. Öyle tutuyorlar, sağlık verisi bir de bunlar. Şimdi yani hani Avrupa'nın GDPR gibi, hele çok ağır hani yaptırımlar da artık içeren bir yerde ve çok daha belki farkındalık düzeyinin yüksek olmasını beklediğimiz bir yerde bile bu şeyler, ihlaller gerçekleşebiliyor. İnsan faktörüne yine geri döndüğümüzde işte yani böyle bir şey. O yüzden gerçekten gidip kapıyı açıp burada ne var'a bakmadan denetim yapmak belki de mümkün değil. Çünkü sadece sözde kalıyor oluyor o denetim. Şeyleri giyip, çünkü sen istediğinde açığı kapatıp gönderiyorlar. Yani senin neye bakacağını da bildikleri için. İşte aydınlatma yaptım mı? Evet yaptım. Metin nerede? Burada. Ama o aydınlatma gerçekten yapılıyor mu? Onu ancak o süreci yaşarsan, işte üye ol butonuna bastığında uygulamada görüyorsun. Orada bir aydınlatma konmuş, evet, mu? Yoksa aydınlatma başka bir yerde mi? Yani hani aşağıya bakacağım ve orada KVK'ya gireceğim. Oradan da karşıma gelecek şeklinde bir aydınlatma mı var? Ya da açık rıza alıyor musun? Evet alıyorum. Nasıl alıyorsun? İşte zorunlu olarak tıklatıyor. Sen onu yaşamazsan onun zorunlu olduğunu görmeyeceksin. Metne bakacaksın. Bakıyoruz tabii ki. Metne baktığımızda da evet gerçekten metin doğru yazılmış. Ama süreçte onu zorunlu hale getirdiğini ancak o uygulamanın içine girdiğimizde görebiliyoruz. O yüzden de bence de denetimin mutlaka yerinde ya da o süreç nereden akıyorsa oradan. Çünkü artık çoğu sürecimiz de online. O zaman online'da denetim yapılması gerekiyor. Ama o online süreçlerle ilgili, fiziki süreçlerle ilgili de fiziki denetim yapılması gerekiyor. Evet. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela webinarlar artık hani tabii online yapıya yarışama geçtiğimiz webinarlarımız sürekli oluyor. Yani biz, bu pazarlama bana şunu bilgisini veriyor, şu webinarı yapacağız. Arada işte kim gönderiyor, hangi, tabii ETK tarafı da var. Bunların hepsine bakarak kontroller yapılıyor. Gerekli metinler veriliyor. İlk olarak davet mesela bana geliyor ve açmadan önce ben bir kontrolüne bakıyorum. Hani belki orada bir kelime hatası bile alınan ve gerek açık rızaysa, aydınlatmaysa, sizin de belirttiğiniz gibi bir kelime hatası yapılmış. Ya da işte ajansların çok yaptığı şu vardır. Okudum, onaylıyorum. Bir de checklist. Hani orada bir açık rıza. Tabii ajansın, yo hayır, bunun mutlaka böyle olması lazım. Aydınlatma koysanız bile hani sizde de iddia eder. Hani açık rızayla yapmanız lazım diye. Evet, belki de hani bunu da kırmak durumundasınız. Artık ha, benden geldiyse düzeltiyorlar. Tamam, burada bunu yapmayacağız. Tikleme yok diyorlar. Ve bir anket çıkacaksa müşterine bir anket göndereceksiniz. Ve bununla ilgili bir metinler yapmışsınız. Anket önce bana geliyor. Ben bir giriyorum. Önce bir bakıyorum, ondan sonra tamam sıkışıyoruz, açabiliriz diyoruz ve açıyoruz. Çünkü açıldıktan sonra, uygulamayı aldıktan sonra dönüp düzeltmek, hele ki böyle son kullanıcı varsa ya da müşteri tarafı varsa çok geç, değil mi? Evet. Yani çok, bu yüzden biz de şey, yüz yüze gelerek bu farkındalığı oluşturmak için, dediğiniz gibi insanlarla, bizdeki çalışanlarla yüz yüze eğitimlerle veya başka toplantılarla bir araya gelerek, bakın burada uyum var, uyuma haber vermeden bir şey yapmayın. Evet. Çünkü öteki türlü dediğiniz gibi dışarıdan bir hizmet alıyorlar, bir yazı, bir metin oluşturuyorlar ve bir anda bakıyorsunuz o işleyen bir süreç haline gelmiş. Ama sizden geçmemiş. İşte sonrasında biz arkayı toplamak zorunda kalıyoruz. Bir şikayet, bir başvuruda sonrasında nasıl geri döndüreceğiz diye uğraşıyoruz. Aslında evet, ekiplerin iletişim halinde olması bu, yani belki Bilgin Hoca'nın sabah yani erken saatlerdeki sunumuna da hatırlarsak bir yönetişim işi bu. Uyumu da o mantıkla o şekilde uygulamak gerekiyor. Bir belki hani yukarıdan gelen bir dayatma değil ama bir yönetişim ve onun içinde birlikte var olma ve bir şeyi hayata geçirmek diye bakmak, uyum programını hayata geçirmek diye bakmak gerekiyor.
Vallahi dolu dolu 2 saati bitirdik. Zaman nasıl geçti anlamadık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Mehmet Ali, sen belki eklemek istediğin bir şeyler vardır kapatmadan önce. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Ben inanılmaz keyif aldım. Umarım izleyen arkadaşlarımız da, dostlarımız da keyif almıştır. Şirvan, sana ve Okan, sana çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizler adına bir fidan bağışı yaparak sizlere de teşekkürümüzü ayrıca ileteceğiz. Çok düşüncesiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum. Evet. İyi günler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.